Sevgili seyirciler, spor gündeminde <laughs> birlikteyiz. Cem Pamiroğlu ve Abdullah Ercan konuklarımız gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Açılışı da Galatasaray-Beşiktaş mücadelesiyle yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba Kerem. E. Abdullah Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizle. iyi yayınlar. Futbol sezonunu dev bir derbiyle açıyoruz sevgili seyirciler. Takımlarımızın Avrupa Kupalarında aldığı güzel neticelerin ardından içeride kendi... Ee, atmosferimiz içerisinde oynayacağımız ilk karşılaşma olacak iki takımın iki Türk takımının karşı karşıya geleceği sezonun ilk mücadelesi süper kupaya sahne olacak ve hakikaten derbi olması anlamıyla da e, ciddi anlamda futbol severlerin büyük heyecanla takip edeceği bir karşılaşma bizi bekliyor mücadele öncesinde iki tarafın son durumlarına dair hazırladığımız bir haber var bu haberi ekranlara getirelim. Sonrasında uzun uzun karşılaşmada yaşanabilecekleri değerlendireceğiz. Galatasaray ve Beşiktaş yarın akşam saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam sezonun ilk resmi karşılaşması olacak <laughs> iki evet. takım içinde. Hazırlık maçlarında inişli çıkışlı grafikler sergilediler açıkçası. En üst tam anlamıyla hazır olduklarını söylemek zor. Okan Hoca da bu durumun altını çizdi. Ama e, her zaman derbi oynamak farklı bir heyecandır. Takımlar, evet. oyuncular ve taraftarlar için. E, beklentimiz ne olmalı sizce bu mücadeleye dair? Küçük bir giriş yapalım. Çok ya, fazla detay var. Şöyle e, öncelikle yeni sezona gerçekten futbol oynayarak futbol oynamaya doymuş bir takımların görüntüsüyle mi gideceğiz, devam edeceğiz? Yoksa... Ee, hala bir kaotik, hala bir kaos ortamına sürüklenen bir e, futbol ligine mi gideceğiz? Tabii ki bu maçtan ayrı bir şey bu söylediklerim ama hı hı. bu iki maça bakınca da e, işte yeni futbol federasyonu yeni ilk resmi maç, e, Galatasaray-Beşiktaş derbisi her zaman bir özellikleri olan bir maçtır. Başlıkları, öyküleri çoktur. E, Beşiktaş'ın yeni kurulmakta olan bir takımı var, yeni hocası var, şampiyon olmuş bir kadro Galatasaray takımı var. Bir iki tane önemli yerlerine yapmış olduğu transferler var. Ee, geçirmiş oldukları iki takımın da hazırlıklarına baktığınız zaman işte bunun e, gerçekten bu maç e, te, şey maç olacak. Yani bir e, onları deneme maçı olacak. Yani var mısın yok musun? Ve de bu ligde gerçekten Beşiktaş e, şampiyonluk yarışında yürüyecek mi yürümeyecek mi? Gerçi tabii ki çok erken ama iki takımın da e, yapısına baktığınız zaman her zaman e, derbi maçlarının özellikleri çok farklı olduğu için de farklı e, sahanın içerisindeki e, performanslar olacak. Herkes kendini göstermek için oynamaya çalışacak. Herkes e, kendi taraftarlarını kabul ettirmeye çalışacak. Daha doğrusu bu söylediklerim daha çok Beşiktaş tarafı için geçerli ama bakıldığında da Galatasaray'ın da kendi içerisindeki e, bir forma rekabeti var, yarışları var. Hocasının gözüne girmek isteyen yeni forma kapmak için uğraşan Galatasaraylı oyuncular olacak. Dolayısıyla da, e, futbol severler olarak, seyredenler olarak, biz e, futbol adamları olarak bu maçtan keyif alabileceğimiz, sahanın içinde olabileceğimiz, sahayı konuşabileceğimiz bir maçla olmasını temenni ediyorum. Yeni bir başlangıç fırsatı <laughs> Abdullah Hocam belki de futbolumuz için. Evet. Hoca da değindi, bir yönetim değişikliği oldu. İbrahim Hoca Osmanoğlu göreve geldi ve yeni dönemin ilk karşılaşması bir derbi mücadelesi olacak. Buradan e, olumlu bir şekilde sezona sirayet edebilecek bir atmosfer sizce çıkarabilir miyiz? İki kulübün bu anlamda sorumlulukları nedir? Hem saha içi hem dışı. Temennimiz bu tabii. Ama maalesef her sezon başı bu temennilerde bulunuyoruz. Lig devam ederken menfaatler çakışmadığı zaman herkes biliyorsunuz farklı şeyler konuşmaya başlıyor. Tabii iki takımın da ilk resmi maçı. Öyle bakmak lazım. Galatasaray yaklaşık şey Beşiktaş iki buçuk ay önce burada bir kupa daha kazanmıştı. Evet. Ziraat Türkiye Kupası. Ee, bunu da kazanırsa çok başarısız dediğimiz sezonda iki tane kupa kazanmış olacak. Bu da enteresan bence. istatistik olarak. Ee, şimdi Galatasaray bu kupayı ilk kazanan ve son kazanan takım. Böyle bir şeyi var, hafızası var. Aynı zamanda Beşiktaş'a nazaran oturmuşta bir kadrosu var. Buna hocası da dahil. İki sezondur beraber çalıştıkları bir hocayla beraber. Beşiktaş bu konuda biraz daha Galatasaray'a göre de dezavantajlı çıkıyor. Hoca yeni, kadrosunu tam anlamıyla tamamlayamadılar çok önemli oyuncular almalarına rağmen özellikle ön tarafa Paulista'yı da stopere ama kağıt üzerinde e, tabi bu sahaya ne kadar yansıyacak ama kağıt üzerinde şu anki görüntü Galatasaray daha oturmuş hı hı. bir oyun kurgusu olan ne yaptığını bilen e, ve iki senedir de Türkiye Süper Ligin şampiyonu bu bakımdan avantajlı e, hangi takım kaybederse ...küçük küçük mırıldanmalar başlar mı? Başlar. Ne gibi? İşte Galatasaray niye bir an önce bir 8 numara almadı? Ee, Beşiktaş... ...Süper Kupa'ya çıkıyorsun... ...niye eksiklerini gidermedin gibi... ...küçük küçük mırıldanmalar başlayabilir. Ee, Ziraat Türkiye Kupası'nın <laughs> finalindeki hava çok güzeldi. İnşallah... ...Süper Kupa'ya sırayet eder diye düşünüyorum. Ee, keyifli gollü bir maç olması dileğiyle bir de bunu destekleyen bazı şeyler var. İ, i̇ki takımın da çok iyi santroforlarının olması ve arkasından destek veren oyuncuları Rafa Silva'yı kastederek bayağı pozisyon oluşabilecek bir maç olarak görebiliyoruz. Hı hı. Bütün bunları düşündüğümüz zaman inşallah oyunun konuşuldu, bol golün olduğu bir sezona başlangıç yaparız. Galatasaray ve Beşiktaş buna öncelik yaparlar. Hocam Avrupa'da 3 takımımız sahne aldı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir. Başakşehir zaten çok zayıf bir takımı. Evet. iki maçta da farklı yendi. Olması gereken buydu. Trabzonspor ve Fenerbahçe de maçlarını kazandılar ama oyun olarak bizi çok tatmin etmediler. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da iki takım gibi doğal şampiyonluk adayı olan diğer iki takım gibi bir başlangıç yapması mı sizce daha olası yoksa tek maç olması itibariyle daha başka bir senaryo, daha gollü, daha böyle keyifli, hücum futbolunun baskın olduğu bir senaryo mümkün mü? Ya tabii ki senin ortaya koymuş olduğun o senaryolar futbolun içerisinde, futbolun her döneminde olması gereken esas ana unsurlar, temalar onlar. Ben iki takımın da senin özellikle Fenerbahçe'nin ve de ortaya koymuş olduğu o, o performans. Trabzon özellikle Trabzonspor'da öyle. Ama bakıldığında hem Fenerbahçe, Trabzon, işte Beşiktaş, Galatasaray bu maçlara geldiğimiz zaman bütün takımlardan beklentiler var. Şimdi bu beklentiler nedir? Herkesin iyi takım olsun. Şimdi şampiyon olan kadronun taraftarı bile bizi yolda soruyor. Hocam duydunuz bu Galatasaray'a transfer var mı mesela? Şampiyon olmuş kadro var. Hoca yeni zaten şampiyonlar gidecek olan bir takım var ki çok büyük bir avantajlı takım. Şimdi ee, dışarıdaki kişilerin, dışarıdaki taraftarların düşüncesi ve onların içerisindeki yapmış olduğu yarışla futbol adamlarının, futbolun içindeki insanların bakış açıları çok farklı. Çünkü dışarıda adam e, yapmış olduğu transferlerle kendini şampiyon olan olarak iddia, iddia ediyor. E, bir de bizim futbol tarafından baktığımız zaman hep ben şunu söylerim şahsen ki büyük bir ihtimalle Apo Hoca da katılacaktır. Oturmuş kadrolar, şampiyon olmuş kadrolar, beraber oynayan kadrolar, hı hı. istediğiniz kadar iyi yeni hakikaten sivri isimlerle almış olduğunuz yeni bir kadro kurmanıza rağmen avantajlı olan kadro hep kurulu kadrodur. Doğru. Şampiyon olmuş kadrodur ve ben bu yüzden de açıkçası Galatasaray'ın bir parça bir tık daha bir önde olduğunu görüyorum. Ha bu e, yarışın içerisinde olmak bu, bu ayrı bir konu. Hı hı. Şimdi e, Trabzonspor ve Beşiktaş bu yarışın geçen sene çok dışında kaldılar. Ekim ayında, Kasım ayında havlu attılar. Şimdi e, Türkiye Futbol Ligi'nin e, bir marketing değeri varsa, bir piyasa değeri varsa, bu takımların şampiyonluk yarışında muhakkak olmaları lazım, sonuna kadar Biz olmaları diyorsun. lazım. Hatta bir iki tane daha Anadolu takımlarından söylememiz gereken iyi transferler yapan veya hatta hiçbirimizin bilmediği ama gözümüze batan bir transferlerle e, ortaya çıkıp şampiyonluk yarışını zorlamaları lazım. Şimdi böyle bir futbol ikliminin olmasını bekliyoruz. Ama bunun öncesine geldiğimiz sezon başında da evet bugün Fenerbahçe'den başlarsak eğer Fenerbahçe bugün Lugano'yu geçti önemli i̇şte Salı günü Lille oynayacak daha evet. sonraki e, zaman onu da konuşacağız kadar zaten. Da. Aa, futbol olarak bakıldığında çok tatmin edici mi? Değil. Ama e, Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe almış oldukları kupalardaki, Avrupa kupalarındaki galibiyetlerle hı hı. E, Türkiye'deki tabii ki bu e, puan yarışındaki e, puanları yazdırması önemli bir başarı. Yüz. E, ve bu yüzden de öyle bakmak lazım. Ama biz ilerleyen dakikalarda gene detay detay gireriz ama. Ya oyun çok olarak çok... hocam herhalde kazanmanın önemli olduğu bir ya, süreç. Şimdi şu anda öyle çünkü bu geçiş süresinde. Hı hı e, ee, takımlar yeni kuruluyor, beklentiler hep ileride acaba nasıl olacak duygusuyla hareket edilecek tabii gerçek ama e buradan da kaybedilmemesi gereken, o yarışların içinde olmak için bir kaybetmemen gereken bir maçlar var. Bu da önemli. Evet ben Fenerbahçe'nin özellikle Hull City maçını canlı izledim. Arkasından iki tane Lugano maçını beraber izledik. Şenol Hoca ile burada beraber hep yayınlarda konuştuk ettik. Çok keyifli bir maçlar olmadı. Yani oyun olarak, beklenti olarak. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin geçmişte geçen seneki kadrosu beraber oynayan bir kadro. Ama Jose Mourinho'nun gelmesiyle beraber orada ufak tefek bir değişiklikler yapıp hoca'nın bir elinin değmesi gereken bir takım olduğunu sinyallerini verdi bize. Ama o sinyaller ilk sezon başındaki özellikle ilk devrelerdeki Fenerbahçe'nin çok futbol severlerin futbol yorumcularının çok kafasında. Ee, iyi bir şekilde kalmadı hı hı. ama ilerleyen Trabzon dakikalarda. Keza tra yani Trabzonspor'dan da beklentim benim benim böyleydi yani yavaş yavaş olacak. Evet. Şimdi bu kadroların hepsi birdenbire ilk maçlar geçen sene sezon başında mesela Fenerbahçe çok iyi bir giriş yaptı ama ligin sonlarına doğru yavaş yavaş çözülmeye başladı. ha Bu sene de belki Jose Mourinho'da bilgi deneyimiyle daha böyle bir yavaştan yavaştan başlayıp daha sonra belki yol olacak <laughs> bir kadro olacak bekleyip göreceğiz hepsini. Evet zaman gösterecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor ilk ciddi sınavlarında gördük. Galatasaray ve Beşiktaş'ı da birbirlerine karşı oynayacakları bu mücadelede göreceğiz. Sevgili seyirciler karşılaşmayı Atilla Karaoğlan'ın da yöneteceğini belirtelim. İlerleyen dakikalarda gerekirse onunla ilgili de konuşuruz. Galatasaray ve Beşiktaş taraflarını belki ayrı ayrı konuşmak da gerekir. Muhtemel 11'ler var. Galatasaray'ın muhtemel 11'iyle aslında bir başlangıç yapıp Abdullah Ercan'a da dönebilirim. Az önce Okan Buruk, Giovanni Van Bronckhorst ve Necip Uysal'la beraber basın toplantısında yer alan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ilk 11'deki yerine alacak. Yelert olmayacak Galatasaray'da görüntü o yönde. Kaan Ayhan, Nelson, Abdülkerim ve Kön'den oluşan bir savunma dörtlüsünü bekliyoruz Galatasaray'da. Berkan Toreyra ikilisi orta alanda. Berkan'ın yerine acaba Kerem Demirbay olur mu? Bunu konuşuruz. Ziyeş, Mertens, Zaha, Icardi Galatasaray'ın muhtemel 11'ini tamamlayan parçalar. Galatasaray'la alakalı kadro değerlendirmesini yaptıktan sonra Beşiktaş'ın ilk 11'ine de mutlaka bakacağız. Hocam 1 iki değişiklik olabilir bu kadroda. Yani Ziyeş'in yerine Barış Alper'i görsek benim için sürpriz olmaz. Ee, ama bilmiyorum sizin <laughs> düşünceniz ne? Bu muhtemel 11 ne düşündür Yani şöyle eğer Yelert olsaydı Kaan Torera'yı da görebilirdik. Berkan evet. olmayabilirdi. Ee, neden böyle bir tercih yaptı Okan Hoca diyelim. Yani daha doğrusu muhtemel 11 için konuşuyoruz. Milli takım oyuncuları vardı. Geç geldiler. Hı hı. Ee, belki oyunun ilerleyen dakikalarında tercih edilebilirler. Çok mantıklı. Çünkü Galatasaray bildiğim kadarıyla iki tane aynı yerde e, kamp yaptı Avusturya'da. Bir bölümde bayağı çok oyuncu götürdüler. Genç oyuncular bunlara dahil. Öbür bölüme de biraz daha daraltılmış bir kadroyla girdiler. Şimdi burada Galatasaray'ın avantajları şu. Bir tanesi geçen sezon çok sezon başı geçirmemiş. Önde üç tane oyuncusu bu sezon başı beraberdi İşte Zahik Ardiziyeş ki onların performansları hem... E, rekabete gireceği oyuncular var Orada Barış gibi e, Onlarla rekabet açısından Form durumu olarak e, Bir e, forma savaşı verecekler Bu bir İkincisi Galatasaray'ın e, Mevcut transfer durumunda önemli istediği iki tane bölge vardı Bir tanesi Sabek bölgesi Bir de 8 hatta 10 numara Oynayabilecek bir oyuncu arıyorlardı Sadece orayı alamadılar şu anda ee, bir de bir Davinson Sanchez'in durumu var. Kopa Amerika'da çok başarılı olmuş bir oyuncu transfer teklifleri alır. Hatta eğer satılırsa onun yerine mutlaka oyuncu düşünülmesi gereken bir oyuncu. <laughs> Bütün bunların ışığında Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var Kerem. Ne oynadığını bilen, her rakibe göre şampiyonlar Ligi'de dahil olmak üzere bu oyunu oynar dediğimiz zaman zaman da bu oyundan dolayı eleştirdiğimiz bir Galatasaray var. Hı hı. Ve yaklaşık olarak oyuncuların 9-10 tanesi de böyle. E tabi şimdi za sezon başı geçirdi bir bakacağız. Muhtemelen Barış'la beraber bir forma rekabetine girecek ama Barış orada özellikle geçen sene gösterdiği performansla bir numara. E, bu tarafta ZH fark yarattı geçen senenin son bölümünde. E, defa... Barış onunla da rekabete girebilir, orada da bir numara Tabii. olabilir. Katılıyor. Yani dört tane oyuncusu Galatasaray'ın. Zaziyeş, Kerem Zaha öne çıkan oyuncular. Evet. Burada Yunus Hakkün de var, Yusuf Demir de var. Ama sanki Barış Alper bir şekilde uzun madde de Kerem oldum. de var orada. Evet Kerem var. Kerem yani var. Diğer oyuncunun kim olacak? Ya <laughs> beş işecek? tane oyuncusu var iki kenar için. Evet. Ama bir numarayı orada mutlaka Barışı yazarsın. Çünkü evet. biliyorsun, yani çok büyük katkı yaptı transferde adı geçti. Ya böyle bir teknik anlamda değerlendirmeden sonra e, Galatasaray e, bu maç özelinde Beşiktaş'ın da e, bir sürü sorunları var. E, çok iyi oyuncular transfer ettiler. E, özellikle Rafa Silva'dan çok büyük bir beklentim var benim oyuncu kalitesi olarak. Yarın merak ediyorum nasıl bir performans sergileyecek. Neden merak ediyorum? Çünkü hakikaten. Ee, bir test maçına çıkacak Beşiktaş. Galatasaray onlar için bir test maçı, bir derbi maçı. Burada nasıl bir performans sergileyecek? Çünkü çok yakın mesafeden marke edilecek. E ee, Galatasaray'ın güçlü bir kadrosu var. E ee, hocası iki senedir beraber. 2 senedir şampiyon oluyorlar. Ya bütün bunları düşündüğün zaman Galatasaray hani tabiri yerindeyse bir tık önde. Öyle demek lazım. Ee, Beşiktaş'a gel geldiğimiz zaman Beşiktaş'ın enteresan bir yapısı var. Ee, ön taraf Beşiktaş'ın çok iyi duruma geldi alternatifleriyle beraber. Hatta gitmesi gereken Abu Bakar'ı da buraya yazarız. Ama hala arka tarafta e, oyuncu olmasına rağmen bir Fenerbahçe, bir Galatasaray hatta bir Trabzonspor'un kurucu arka tarafı düşünürsek öyle bir ee, bir kalite, nasıl eksikliği, bir kalite var. eksikliği gözüküyor ön tarafa, göre, evet. ön tarafa göre gözüküyor bir de hoca yeni bir de böyle bir gerçekleri var bütün bunları düşündüğümüz zaman oyuncuların kalitesinden de bahsettiğimiz zaman ben çok pozisyonlu bir maç olacağını düşünüyorum yani senin biraz önce sorduğun soru acaba oyunu mu tercih edecekler yoksa kupa ve neticeyi mi ben biraz daha oyun olarak beklentim yüksek ee, öyle düşündüğümüz zaman iyi, iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Dolu tribünler önünde herkes merak ediyordur. Olimpiyat Stadının gerçi atmosferi yakınlık olarak çok şey olmasa bile diğer stadlara göre biraz daha uzak olsa bile en azından oynanan futbol açısından bizi tatmin edecek diye düşünüyorum. Siz o oynadınız. Oynadım. Zor değil mi? Gerçekten odaklanmak. Ya şöyle zor Bit oynamak, oynamak bir nebze çok şey değiştirmiyor da izlemek çok zor. Bir de bazen ters taraftaki oyuncuyu eğer çok iyi bir futbol izleyicisi değilsen seçmede zorluk yaşıyorsun. Evet. Yani pozisyona kim girdi bir de böyle karışık bir ortamda oyun oynanıyorsa oyuncuları seçemiyorsun. Ya sonuçta futbol maçı için yapılmış bir stat olmadığı için ama dolu tribünlerde de atmosfer çok güzel oluyor. 60-70 bin kişi geldiği zaman Doğru. güzel atmosfer oluyor. İnşallah hem sağ içi hem sağ dışının güzel bir atmosferi yaşatım bir maç olur. Hocam az önce bu transfer süreçlerinde işte taraftar baskısına değindiniz. Kulüp tabii ki daha farklı bakabiliyor ama taraftarın tavrı da bazen işleri zorlaştırabiliyor. İki takımda da evet eksik mevkiler, pozisyonlar var. Galatasaray'ı muhtemel 11 üzerinden gittiğimiz için soruyorum. Berkan Toreyra ikilisini göreceğimizi düşünüyoruz. Ya da Kerem Demir Kerem de olabilir. Demir. Aslında şampiyon olan takımın orta saha rotasyonunda olan oyunculardı. Bir problem yaşayabilir mi sizce Galatasaray merkezde? Ya şimdi orada gerçekten iki kişilik oynayan bir oyuncu var Toreyra. Yani biz geçen sene yapmış olduğumuz yorumlarda özellikle Kerem Demirbay'ın da oraya geldiğinde iyi oynamaya iyi oynadığı, performansını yukarı taşıdığı dönemlerde Torreira, Kerem Demirbay, Mertens'in yani bir binanın kazan dairesi gibi inanılmaz bir şekilde sezon boyunca iyi çalıştığını hep şahit olduk ve bunu da hep söylemlerimizde dile getirdik. Şimdi Torreira geçen sene bıraktığı yerden hep devam edecek öyle e, düşünüyoruz ve de hepimizde öyle bir izlenim bırakıyor. Ya belli bir performans. Belli var performan. hep, e, yani bir performans. Hep yani 8 numaralık oynuyor yani evet. standartı 8 numara yani her dakika bir yüzde 80 performanslı oynuyor. ve e, zaman zaman iniş çıkışları var ama iyi uyum gösteren ve de iyi o da çıkış yapan bir oyuncu. Mertens çok enteresan 38 yaşında her teknik adam bu oyuncuyu almak ister ve bu oyuncuyla çalışmak ister. Ee, oradaki oyuncu değişikliklerine baktığımız zaman orayı kim zorlayacak? Tabii ki işte Berkan Torreira, işte Kerem Demirbay, işte sağ tarafa sabit iyi bir şekilde bulduğu zaman Kaan Demi, Kaan oraya gelecek. Ee, ya oradaki e, her 4-5 tane oyuncu özellikle e, orta sahasında Galatasaray'ın bakıldığında hepsi iyi bir performans verebilecek düzeyde oyuncular. Çünkü bunları zaten kanıtlamışlar geçen sene. Evet. Şampiyon olmuşlar. Eee Abdul Hoca'nın sevgili Abdullah Hocam'ın da söylediği gibi e, Galatasaray'ın ön tarafındaki, ön tarafındaki Barış Alper, Mertensi, Zahası, Keremi, e, Zieci, Ikarsi, Başçıoğlu'su, bunlar dönem dönem maçlardan, maçların zorluk derecesine göre veya hatta oradaki sakatlık ve ceza durumuna göre bütün o bölgelerde rahatlıkla oynayabilecek oyuncular. Bu büyük bir avantaj. Demin e, sözlerimizin başında onu ifade etmeye çalıştık. Ya yani, oturmuş kadro. Bu, bu bakımdan çok önemli. Ve buraya hala bir transfer beklemek bence yersiz. Ama buraya e, orta sahaya bir tane bir oyuncu gerekiyor diye düşünüyorum. Geride zaten... Siz şöyle düşünüyorsunuz. Yani transfer olur olur orta sahada ihtiyaç var ama şu an transfer olmadığı Çok için çıldırmaya al, gerek yok. Yok diyorsun. yok hiç öyle bir şey gerek evet. yok. Yani Galatasaray bazen arkadaşlar görüyorlar ya hocam transfer oldu mu ya, Gerek yok ki ya. Yani ama Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Şampiyonlar Ligi tabii var. ama şey de kulvarlar da çok e, yüksek e, yüksek zorluğu olan o kulvarlar olduğu için de ya bunları da göz ardı etmemek lazım. Galatasaray'ın geçen sene elendiği maçlara baktınız da yani hiç belki de onun seviyesinde olmayacak takımlara elendi diye bakıyoruz evet. ama neticede o maçlara çıkarken sizin performansınız, oyuncunun performansı, form grafiği, uyumluluğu yani takımdaki bir anda bazen esneyebilirsiniz uyumlar olabilir öyle bir şey. Ya yani onlara çok dikkat etmek lazım ama tabii çok deneyimli Okan Hoca var başlarında. Dolayısıyla da Galatasaray'ın oralarda bakalım yani süper final playofflarla. <laughs> playofflarda neler yapacak ona hep bir şahit olacağız. Bakalım ne çık, hangi takım çıkacak ne olacak. Beşiktaş'a devam edelim mi? Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine de bir göz atalım. Siyah beyazlar nasıl bir kadroyla sahada olabilir? <laughs> Bakalım ki bir sonraki saatte yine kadrolar üzerinden detaylı bir şekilde konuşacağız. Mert, Svensson, Paulista, Koli, Masuaku, El Musrati, Jetson, Raşitsa, Rafa Silva, Semih ve Immobile Semih'in sol kanatta, Immobile'nin önde olduğu bir düzenle e, takımın sağda olmasını bekliyoruz. Nasıl oluyoruz? Muhtemel o. Ya ben, ben hocam bir, bir şey söyleyeceğim Tabii tabii rica ederim hocam buyur, tabii. Ben Galatasaray'ın Orta sahayı mutlaka bir oyuncu alması gerektiğini düşünüyorum ki Beşiktaş gerçi de Galatasaray için konuşuyoruz. Neden? Ee, orada Mertens'in 55-60 maçlık bir maratonda bölüm bölüm ne kadar iyi performans sergilese bile dinlendirilmesi, öyle performans alınması gerektiğini düşünüyorum. Diğer oyuncu profillerine baktığımız zaman oraya Kerem Demirbay kalıyor, Berkan kalıyor, hatta Kaan kalıyor. Üçünün profiline baktığımız zaman biraz daha hadi Kerem'i bunlardan ayıralım ama defansif aksiyonları güçlü oyuncular. Ama Okan Hoca orada eee yeri geldiği zaman formasyonu veya sistemi değiştirip 4-4-2'yi de belki yarınki maç özelinde de bu gelişebilir. Geri düştüğü zaman belki Baçua, Icardi ikilisini kullanmak adına oraya bir orta saha profili farklı bir oyuncu transfer etmek istiyor. Ve bunu şunu sorarsan ya çok acil mi? Burası çözülmez mi diye geçen sene Okan Hoca bir türlü bunu içeriden çözdü. Evet. Ama Şampiyonlar Ligi play da düşünürsek eğer e, çabuk getirebilirlerse ki uğraşıyorlar ve hakikaten iyi bir oyuncu yani e, hem rakamsal olarak hem kalite olarak iyi bir oyuncuyu getirmeleri gerekiyor. Galatasaray'ın orada bence e, bir tane oyuncuya ihtiyacı var. Galatasaraylı taraftarların da e, biraz sistemleri bundan dolayı kaynaklanıyor. Evet sağ işini çözdüler ki sol beke de alternatif oluyor. Bir de orayı çözerlerse Galatasaray'ın kadrosunda bir eksiklik görünmüyor. Beşiktaş'a baktığımızda hocam hep orta sahaların bu tip maçlardaki önemine dikkat çekeriz. El Musrati Jetson ikilisi var. Rafa Mertens'e göre savunma tarafı biraz daha tembel olan bir oyuncu. Çok efektif bir futbolcu olması ayrı bir konu. El Musrati-Jetson ikilisi Galatasaray'ın orta sahasının enerjisiyle başa çıkabilir mi? El Musrati e, alındığında beklentiler gerçekten çok yüksekti ama be, beklentilere zamanla yavaş yavaş bir cevap vermeye başladığını düşünüyorum. Hı hı. E, Fernandez iyi bir oyuncu ama e, iyi bir oyuncu bunun biraz daha üstüne koyması gereken özellikle gol bölgesindeki e, yerlerde biraz bitiriciliğin de ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Günümüz futbolunda baktığımda sevgili Kerem ön liberoların artık mümkün olduğu kadar oyunun her iki tarafında çok rahat. Yani ben 6 numaranın artık 6 numaranın daha başka bir şekle evrildiğini düşünüyorum. Ön liberoların mümkün olduğu kadar hem gol asisti 3 tane, 4 tane, 5 tane belki de yıl içerisinde bir golle katkı yapması gerektiğini düşünüyorum. Ön liberoların yani 6'ların 6'ların altı özellikle 8'leri de demiyorum. 6'ların öyle bir bir gol katkısı yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve istatistiklere e, maç sonunda baktığımız zaman da 6 e, numaraların da zaman zaman ceza sahasına giren hani bakıyoruz ya istatistiklerde ceza sahasına giren oyuncu sayısına. Onların da çok girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece çakılı alıp topu kesen, yanındakine veren bir oyuncu değil. Çünkü artık gördük işte Avrupa Şampiyonası'nda ne oyuncular, ne şekilde orta sahası evrilmeye başladı. Ben altı numaralarında zaman zaman belki de maçın şiddetine göre de 8 numaralardan oluşabilecek bir yapıda oyunculardan da kurulu olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ben iki tane iki takımın orta sahasındaki Olmuz Rati ve de Fernandez, Torreira, Berkan ikilisine bakıldığında mukayese edildiğine birbirinden çok aşağıda olan ikili olarak tavir etmiyorum. Ama ee, tabii ki Torreira'nın e, bir tık daha demin Abdullah Hoca'nın dediği gibi yani tabiri caizse bir tık daha önde olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında Rafa Silva Mertens ile bir mukayese edersek eğer Rafa Silva'nın mesela e, kötü giden bir Beşiktaş oyununda Rafa Silva'nın yapmış olduğu bir hareketle herkesi türbünlere ayağa kaldırabilecek. Belki de türbünlerin e, Beşiktaş'tan biraz çekildiği dönemde Rafa Silva'nın ayağına top geldiğinde tekrar türbünleri... E, oyunun içine çekebilecek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, Immobile, evet e, Immobile-Icardi karşılaşması bir dört tane bir iki tane gol kralı olmuş İtalya gibi çok önemli bir ligde gol kralı olan iki tane takımın santiforları da onların da arasındaki rekabeti göreceğiz ama evet. e, iki takımın da çok güzel e, keyif verecek oyuncuları var. Herkesin türbünlerine zevk alacağı oyuncuları var. Ama genel anlamda bakıldığında da İki kanatları, Semih mesela bu sene çok öne çıkmasını beklediğim bir oyuncu. Çok genç olmasına rağmen öne çıkacağını tahmin ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla da iki takımın da özellikle ön bölgesi çok keyif veren bir oyun sürecek diye görüyorum açıkçası. Kısa bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Dönüşte Galatasaray Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Bir yere ayrılmayın. Galatasaray Beşiktaş mücadelesi öncesinde değerlendirmelerimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Süper Kupa karşılaşması yarın saat 20.45'te oynanacak ve ATV'den de canlı olarak ekranlara gelecek takımların muhtemel 11'leri üzerinden konuşuyoruz. Galatasaray ile alakalı biraz daha uzun değerlendirmede bulunmuştuk. Sonrasında Beşiktaş'a geçiş yapmıştık. Siyah beyazlarda Mert Svensson, Paulista, Kolima, Suako, El Mustrati, Jetson, Raşit Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Immobile'yi beklediğimizi belirtelim. Cem Hocam Beşiktaş'ta Mert Avrupa Şampiyonası performansı sonrası yine aslında güven veren bir kaleci olarak aklımızda her zaman var ama savunma dörtlüsüne baktığınızda Galatasaray'ın hücumcuları karşısında nasıl problemler yaşayabileceğini Beşiktaş'ın öngörüyorsunuz. Ya ben hep şuna dikkat ederim. Yani bir takımın savunması, tamam takım savunması da birbiriyle çok eşdeğer olması lazım ama Buradaki savunmada oynayan oyuncunun bireysel performanslarını tam ciddi bir maçta, yüksek kalibreli bir maçta daha görmediğimiz için bir örmde olmak kolay bir şey değil ama mesela Paulista ile nasıl bir anlaşma içerisinde olacaklarını uyum çok önemlidir özellikle defansın merkezinde oynayan oyuncular arasında. Onlara yardım edecek olan enerjisiyle Fernandez o bölgelerde olması gerekir çünkü. Rakibin gelişen olan ataklarda kalabalık ataklarında orayı çok yalnız bırakmamak lazım. Ama defansın dizilişine bakıldığında ya yani ilk defa bir arada oyuncaklar çok bir arada oynayan oyuncular değiller. E, Palusta'nın nasıl bir e, uyum sağlayacak, nasıl bir e, oradaki rol üstlenecek, lider oyuncu defansın merkezindeki Palusta mı olacak, Koli mi olacak olacak, yani başka bir oyuncu. Ya benim korkum ne biliyor musun? Bütün bunların haricinde hocam gene Necip'e orada şans gelir mi acaba? Hep öyle oluyor ya. Yani. Yok. Bö böyle <laughs> ki... sana atayım. Yok hocam. Koli Paulista'yı e çünkü hazırlık maçlarında bayağı oynattı. Oynattı. Yan de. yana. Ya bambi resmi maçlar şimdi nasıl olacak? Ben açıkçası göreceğiz tabii ama. ama mevcut kadroda ideale yakın maçları... 11 bu gözüküyor. Tabii ideal 11'de bu olacak. Bu, hmm. orası muhakkak da. Bir oynayıp görme, Oynadıktan sonra bir iyice bir değerlendirmek lazım. Dolayısıyla Ama... de, Icardi ile karşı karşıya oynayacak. Icardi çünkü yani rakipten çok çabuk ceza sahası içerisinde sıyrılan bir oyuncu. Oradaki birebir temaslı oyunlar, o temaslı oyunlardaki e, temastan çabuk sıyrılan, markajdan sıyrılan bir oyuncu. E, bu yüzden e, oradaki ceza sahası içerisindeki alacakları pozisyon, e, rakip, top, kale hamleleri önemli. Birbirleriyle uyumlu tabii. Yersit e, gibi hocanın da oynadığı hazırlık maçları tabii ki e, birbirlerine uyum sağlaması açısından önemli bir e, tabii ki mesaidir ama e, bu tip maçlarda zorluk derecesi yüksek maçlarda ciddi maçlarda bir, bir referans alacağız tabii ki. Şey ben şöyle bir şey gördüm hocam. Hazırlık maçlarında Giovanni Van Pronkos şöyle bir şey denedi Kerem. E, Beşiktaş'ın ön tarafı hakikaten çok yetenekli. Ki Raşika çok formda. Hı hı. Buna Rafa Silva'yı da ekleyebiliriz. Sol tarafta zaten Semih forvet kanatlı oyuncu. Yani Raşika gibi çok kanat oynamayı bilen değil. Santrafor özelliği İçeriye gelecek. Aynen öyle. Yalnız e, bu şöyle bir çözüm üretti hocam. Takım savunması anlamında bir katkı olsun diye söylüyorum. Beşiktaş oyununda iki bek özellikle diğer önceki hocaların oyununda çok önemliydi. Ön plana çıkma açısından. Burada şöyle e, zannedersem Graz maçında iki bek ataktayken biraz daha içeri soktu. Yani dönen topa iki bek hmm. çok orta sahayı sıkıştırdı. Orta sahayı sıkıştırdı. Çünkü orada Rafa Silva'nın bence geri gelmeyeceğini düşünerek iki kişiyle kontrol edersem ki şey El Mısrati genelde oyun kurucu. Çok böyle hamleli Torere gibi top kapan bir oyuncu olmadığı için iki beki biraz daha içeri soktu ki ilk resmi maçında bunu deneyebilir. E burada artı bir şey daha yaptı. Eğer ben hani günümüz futbolunda e, bazen hocalar orta sahadan bir oyuncu gelip oyunu kuruyor ya üçlü. Gaz Beşiktaş'ın oyun kurulumunda bunu Masuaku'ya vermeye çalıştı. Yani Beşiktaş oyunu daha çok Semih'in de içeri gireceğini düşünürsek Masu Akku üzerinden de kurabilir yarın. Ama ta takım savunması hocamın söylediğine katkı için yarınki oyunda Beşiktaş'ın oyununda çok beklerin destek veren değil de biraz da orta sahayı sıkıştıran bekler olarak görebiliriz. Ya taktiksel olarak dönen topu kazanma açısından, dönen topta orada kalabalık olma açısından e hem de aynı zamanda baskı ve baskının devamı açısından bir diziliş olarak görebiliriz ki bunu denedi zaten senin de söylediğin gibi hocam Beşiktaş'ın genel periyotlamasında bir tane stoper ki Emirhan'ı oraya aldılar Rize Spor'dan artı bir tane sağ bek ve sol bek bence düşünüyorlar yani bu maç oynandıktan sonra ama orada da şöyle bir sıkıntı var Kerem biliyorsun <laughs> yani yabancı kontenjan açısından Beşiktaş'ın orayı boşaltması lazım. Kalabalık ve yararlanmadığı çok büyük bir oyuncu 19 grubu. 19 yabancı var. hala söyleniyor. Yani 19 evet. tane yabancı az buz bir şey değil. Onlarla vedalaşmak tabii ki önemlisi Oraya bir bir yaraşmak için her şeyden evvel. Bir de Can Keleş aldılar. Evet. O da gelecek vadeden. E, Raşika'yla forma yarışına girecek olan bir oyuncu. İşte geçen sene Karagümrük'ten izlediğimiz yetenekli eksikleri var ama büyük takım üyetiyle beraber bunları giderebilecek bir oyuncu. Onu da iyi bir transfer olarak değerlendirmek lazım. Hem Türk kontenjanı açısından da önemli. Öyle de bir transfer yaptılar. Beşiktaş'ın 5 beş tane transferi var. 3 tanesi yabancı, 2 tanesi yerli ama şu anda Trabzonspor'la beraber acil nokta transferleri ara. Gerekli bir takım. Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş'ın tabir yerinde ise e, baba bir tane stopere ihtiyacı var. Özellikle arka savunmanın organizasyonunu yapabilecek ne gibi? Mesela Trabzonspor'un aldığı Savic gibi. At, ala iki tane çok etkili kanat bekine ihtiyacı. Var. Hocam, Mauro Icardi bu tip karşılaşmalarda Galatasaray'ın her zaman en önemli kozlarından biri. Derbi performansları da genelde ortalama üstü belki kabul edilebilecek seviyede ama hazırlık maçlarına baktığımızda çok fazla süre almadı. Son karşılaşmada 11 başladı. İlk defa 84 dakika sahada kaldı. Öncesinde 64 dakikası var. Daha doğrusu dakika 64'te oyuna girmişti. Lecce karşısında 26 dakika oynadı. Yani 100 dakikayı biraz aşan bir da, e, süre aldı. Hazırlık mücadelelerinde ne kadar hazır olabilir? Hazır olmasa bile e, bir katkı verebileceğini düşünüyor musunuz? Ya, şimdi e, Icardi e, Galatasaray'ın çok önemli bir kozu. Daha doğrusu da e, Galatasaray'ın e, belki de marka değerini yükseltmesine e, katkı yapmış bir oyuncu. Çünkü ben bu kadar uzun zamandan beri hocam e, yani etkisinin çok fazla olduğu daha bir hiç rastlamadım. Yani çarpanı çok fazla. Gidiyorsun sokaktı çocuklar böyle. Orada ikardi, orada ya sağ, yani sadece sağdaki netice çok değil, bir, daha fazlasını etkiliyor. Et, çok yani etki, çarpan etkisi bence çok fazla olduğunu düşünüyorum. O da yapmış olduğu tabii ki goller, Galatasaray katkı, şampiyonluk, gol krallığı. Bunlar tabii ki bir oyuncunun tanınırlığı Kulübünün marka değerinin artması için önemli unsurlar. Fakat Galatasaray'da Icardi'nin bir de bu sahanın dışındaki bir olayı da çok etki yapıyor. İşte eşi, ailesi, çocukları, o bir gülmesi, vücut dili, yaklaşımı, insanlara dokunması. Bu Galatasaray'da Icardi'yi başka bir yere taşıdı. Biz sahanın içine gelecek olursak, sahanın içerisinde Icardi rakibinden çok çabuk öncelik alan, özellikle gol bölgelerindeki öyle atıyor. Yani rakibiyle öne doğru koşu yaparken tat durup hemen arkada pozisyon alabiliyor ve o pozisyonu hemen gol'e dönüştürebiliyor. Bunlar çok önemli değerler. Geniş alanda, geniş alanda da mümkün olduğu kadar rakibin aralarına girmeye çalışıyor ama sağdan soldan gelecek olan kanat atakların da koşacağı yeri çok iyi biliyor. Hani İngilizleri sen Liverpool'u çok iyi takip ediyorsun. Gerçi İngiltere ligi, Premier Lig'i. Yani hani e, Santfor'un evi denilen bir şey vardır ceza sahası içerisinde. Yani Santfor'un evi gerçekten Icardi'nin evi. O evinin odalarını bile o kadar bilmiyordur belki ceza sahası içerisindeki köşeyi. Nereye gideceğini, ne yapacağını. Sağdan gelecek ortada. Yani e, rakip mesela sağdan gelecek olan bir atakta e, yapılacak orta ön mi, arka direğe mi o vuracak olan, yapacak olan ortanın şiddetine bile göre kestirdiğini düşünüyorum ben Apo. Ya. Yani evet. böyle, e, oradan gelecek orta ön mi gelir, arkaya mı gelir ve o gelecek olan ortaya göre kendisini çok iyi pozisyon almasını biliyor. Ve avantaj evet. sağlıyor. Bu da ondan tabii e, rakibi olan stoperden veya yanındaki hangi defans oyuncusu varsa bu düşüncesiyle rakibinden daha öncelik alıyor. Ve top ona geldiği zaman da son vuruşu da Yapabilecek kalitede bir oyuncu. Yapıyor da zaten. Ben sahanın içerisinde çok Icardi'nin böyle Galatasaray'a sorun çıkartacak bir şekilde olacağını düşünmüyorum. Yani çok faydalı olacağına inanıyorum. Onunla beraber onun karşısında oynayacak olan, Santafor'lara karşı oynayacak olan defans oyuncularının, her zaman bir kat daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bizler de öyle o bölgelerde oynadık. Ab, Abdullah Hocam, ben, hepimiz. Ya konsantrasyon Ka seviyesi kesin, çok yüksek olmalı. Kesin. Karşısın, karşında oynayacak oyuncu varken dikkat edersin. Atıyorum 3 tane hücuma çıkacaksan 2 tane çıkarsın. Ya arkada boş kalır diyeceksin. Bir şey yapmaz dersin. Veyahut da e, senin e, güçlü güçsüz olduğun bir anda yakalanırsan seni orada ekarte edebilir. Her zaman o bu tip oyunculara karşı özel oyuncular bunlar. Sen kontrollü olacaksın ve güçlü olacaksın, fizikli olacaksın, iyi konsantre olacaksın. Ee, ona iyi dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Ancak öyle işte yani bu durdurabilirsin. Çok konsantreli oynayacaksın. Devamlı yanında oynayacaksın. Top, kale, o üçgeni iyi ayarlayacaksın. O pozisyona iyi bakacaksın. Sağdan, soldan gelişecek olan ataklarda eğer Icardi varsa yanında dalmayacaksın, gitmeyeceksin, uyumayacaksın. Yani çok şey olman lazım, konsantreli olman lazım. Dolayısıyla Icardi, senin en ufak bir dalgınlığından anında yararlanabilecek kalitede bir oyuncu. Hem Icardi'den hem Immobile'den ne beklediğinizi merak ediyorum hocam. Özellikle Immobile'yi gözlemleyebildiniz evet. mi bu hazırlık sürecinde? Şey maçında biraz, son Kocaeli'nde oynadıkları maçta, 2-0 kazandıkları maçta Ve izledim. Şimdi şöyle, Icardi bu sene ilk kez sezon başı kampı geçirdi. Evet. Maçlarda çok süre almaması gibi almasa bile ama bu avantaj hem Icardi için hem Galatasaray için. Bunu önemli görüyorum. İkincisi Icardi varsa oynar zaten. Doğru. Tamam. Bir de şöyle bir şey var. Hocam Icardi <laughs> çok iyi analiz etti, anlattı. Artı söyleyeceğim şeyler şunlar Kerem. Icardi aynı zamanda oyun kurulumuna katkı yapan, yeri geldiği zaman stoperlerden uzaklaşıp kendi oyun kurulumunda pas bağlantısına gelen bir oyuncu. Çünkü buna da teknik çok müsait bir oyuncu. Ee, ve Türkiye Süper Ligi'nde çok fark yaratan bir santrafor. Son yıllarda işte bir drobbayı belki bu kadar anımsıyorum fark yaratabilen. Ee, Icardi bunun da üzerine çıkmış bir oyuncu. Şimdi sağ içerisinde e, bir de e, Galatasaray'ın alışık olduğu bir düzen var. Ön alanda oynama, dönen topa tekrar baskı yapma, mesafeyi daraltma, çok koşmama. Bütün bunları düşünürsek ki yarın da gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Bütün bunları düşünürsek yine ceza sahası içerisinde biraz senin önce söylediğin gibi konsantreyi iki yapmak lazım. Çünkü bir de Icardi genellikle barışla oynadığı zaman uyumu çok yüksek bir oyuncu. Artı buna Mertensi de katabiliriz. Hocam, Icardi'den eğer bir dakika uzaklaşırsan, evet. pozisyon hatası yaparsan mutlaka değerlendiriyor. Evet. Özellikle kafadan. Ve çok farklı bir özelliği var. Gelen yönün tersine çok iyi kafa vuruşları olan bir oyuncu ki... Sıyırıyor değil mi hocam? Hocam bir de çok isabetli <laughs> ve sert vuruyor yani... Bu çok santroforlarda gözüken evet. bir özellik değil. Genelde topun geldiği köşeye vurur. Bravo, bekliyoruz. o aynısını söylüyor. Yani geldiği köşeye vurur. Kola Genelde doğru de, doğru. Kaleciler odanda. de oraya vurulacağını bilir ama bu evet. ters tarafa vuruyor. O zaman çaresiz bırakıyor. Aynen öyle. Hamle şansın kalmıyor. Böyle de düşünürsek çok önemli bir oyuncu. İki sene şampiyonlukta çok büyük katkı yapmış bir oyuncu. Sonuç itibariyle yarın İkardi ne kadar az sürede alsa varsa İkardi oynayacak. Immobile biraz Ha immobileyi... Evet. Düşüş, düşüş içerisinde geldi ama çok kaliteli bir oyuncu. Ya Immobile de çok deneyimli ceza sahası golcüsü. Immobile'nin de müthiş ayak vuruşları var iki ayakla falan. Evet. Ama bir tanesini gördük ne yaptığını. Yani adam iki senedir yapabilirliğini gösterdi. Evet. Ama muhtemelen Immobile de son senesi düşüşte olması anlamında olsa bile çok yetenekli bir golcü hocam. Yani oyunda oynayan bir Beşiktaş'ı düşünürsek, ceza sahası içerisine çok top getirecek bir Beşiktaş'ı düşünürsek, artı arka tarafında Rafa Silva gibi belki ilerleyen zamanlarda Beşiktaş'ın oyun aklı olabilecek bir oyuncuyu düşünürsek o da çok fark yaratabilir. Fiziksel anlamda belli bir seviyeye geldiği zaman ki insanlar şöyle söylüyor ya santroforlar için çok fiziksel anlamda bir yere gelmek önemli değil falan diyor ama gerekiyor. Çünkü Türkiye Süper Ligi çok sert bir lig. Çok markajı güçlü bir lig hocam sen de biliyorsun. Biraz da fiziksel anlamda bir yere gelmek lazım. İkarden bahsettik aslında çok iyi güzel ve detaylı bir şekilde anlattınız. Immobile ile ilgili beklentimiz ne olmalı? Hem bu maç özelinde hocam hem sezon genelinde. Ya ben e, Abdullah Hoca'ya ilave olarak yani Immobile konusunda e, bence takım oyunuyla çok ilgili Immobile'nin başarılı olup olmayacağı. Çünkü daha Beşiktaş'ın e, Immobile ile nasıl bir takım oyunu ortaya koyacağı da şimdi bir soru işareti hepimizin kafasında öyle. Yani Immobile ile beraber Immobile gibi bir e, demin Icardi için saymış olduğum özelliklerle beraber ona yakın özellikleri de var ki, ki bu iki kere gol kralı olmuş İtalya'da bir kişiden bahsediyorsunuz. Yani hiçbir zaman için oradaki gol vuruşlukları da o nosyonları kolay kolay kaybedebilecek bir tipte de oyuncular değil. Ne hem Icardi ne de Imobili. E, Immobile. Bu iki oyuncunun da e, gol bölgelerinde nasıl hareket etmesi gerektiğini bizim burada bu konuşmalarımızdan çok daha iyi inan bana onlar biliyor. Evet. Çünkü yaşıyorlar ve de e, yaşaya yaşaya tekrar ede ede ne şekilde hangi gelecek olan topa nasıl duracaklarını, pozisyon alacaklarını gerçekten çok iyi bilen üst düzey oyuncular. Ama bu oyuncuları orada topla buluşturabilmek de hocaların işi. Okan Hoca bunu başardı. Icardi'yi orada buluşturttu herkesle. Bu herkesle buluşturttu ve Icardi'yi yani bu oyunculara top gelmezse Santor nasıl olacak ki? Nasıl yapacak ki yani? İşte yani şimdi Fenerbahçe'yi konuşacağız ama 38 dakikadır Fenerbahçe yi... Luhul City maçında ceza sahasına girmezse Ceko nasıl gol atacak? Veya kim varsa Santafon nasıl gol atacak? Yani orada mümkün olduğu kadar o bölgede oynamanız lazım ki oyuncuların aktivasyonunu çoğaltasınız. Veyahut da onun gerçekten pozisyonlarını bir şekilde gole dönüştürsün. Şimdi Immobile için de aynı şeyleri söylemek istiyorum. Yani en az yukarıdaki kadar yetenekli gol vuruşları, karşıya, ayak içi, uzak köşeye, plaseleri, kalecinin yattığı duruma göre dibine, üstüne, kenarına, ayak dibine vurabilecek yetenekli vuruşları var. Ama bu vuruşları yaparken de sağdan soldan gelecek olan ataklar veyahut da stoperle bek arasında immobillerin yapmış olduğu koşullara o alanlara topu kim sokacak, kim yapacak? Onlar çok önemli. Şimdi Rafa Silva... Ee, o pas organizasyonunu yapabilir ama Rafa Silva aynı zamanda da vuruşları da yapabilir. Bitiriciliği, yani evet. bitiriciliği de var. En az onun kadar da bitiriciliği var. Şimdi bunların hepsini bir potada değerlendirdiğiniz zaman yani oraya bir oyun bulmak lazım. O oyunda Van pronkors bulacak. Nasıl olacak? Hocaya bir ben destek için bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Okan Hoca bu dediğin hocam Okan Hoca bunu çözdü. Şöyle çözdü. Evet. Hemen anlatayım. Ee, Zaha, Zaha Ziyeş e, arkada Mertens olabilir. Farklı bir oyuncu olabilir. Ve önde Icardi. Böyle bir oyun oynandığı zaman Icardi'nin dikkat ettiniz mi etkinliği azalıyordu. Çünkü Zaha ile Ziyech genellikle kendi üzerinden bir oyun oynansın isteyen oyuncular. Bu kötü bir şey değil. Fark yaratma açısından adam eksiltme. Tars. Eksikmen, tarz. Ama Icardi'ye bu çok uygun değil. Hı hı. Ama hocam bir tarafta barış bir tarafta Kerem Aktürkoğlu oynadığı zaman arkada da Mertens. bu sefer Icardi'ye gelen top sayısı artıyordu. Hocaya destek için. Evet. Hani dedi ben ya de Broncos bir oyun bulsun Bir şey anlamında. daha söyleyeceğim orada. Çok böyle, güzel anlatıyorsun. Hocam sen. böyle olduğu zaman Galatasaray'ın oyununda atak devamlılığı artıyordu. Hem bu oyuncuların performansı yükseliyordu hem de atak devamlılığı o zaman Icardi çok hem pozisyona giriyor hem gol yapma şansı artıyordu. Okan Hoca bence orayı çözdü. çözdü. O oyuncularla oynayarak. Şimdi bak, yani konuşa konuşa tabii aklımıza geliyor laf lafı açıyor. Şimdi Zaha da Ziyet de, bu iki oyuncuda e, nasıl bir popülaritesi artıyor? Gol atınca artıyor. Şimdi gol bölgelerinde ikisi de gerçekten çok egoistler. Neden egoistler? Çünkü Ziye çekecek, iyi vuruş yapacak, gol atacak. Mesela Barış Alper veya da Kerem daha çok taşıyan. Daha çok oynayan ve asist daha çok yapan. asist yapan. Yani yardımcı e, golleri atan asist yapan. Ama Zaha da Ziyeh de öyle değil. Yani oyun karakterleri öyle değil. İkisinin farklı. İkisi mesela Kerem'le Barış oynadığı zaman Icardi acayip e, şey yapılır. Yani beslenir. Ama bu iki oyuncu ile çok beslenmeyebilir. Bu iki oyuncu kendilerini besler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu iki özellik çok farklı Ekmeği bir şey. Mesela bak Trabzonspor geçen gün dün maçı seyrediyorum. Abi Trezeke ya bir pozisyon var. Vizkaya verse boş kale atacak. Evet. Vermedi attı ve Vizka'nın sonra bir dönüşü var. Kafası önünde. Yani e, oradan her şeyi anlıyorsun. Şeydi, ah, hocam. Evet. Ki Edir Vizka onu 20 22. Evet, dakikada. Aynen attı ve Trezeko iki kere geldi öyle. Bir tanesinde Cihan'a çıkarmadı. Evet. Bir tanesinde de Vizka'ya çıkarmadı. Ve e, kendi de sonra pişman olan sonra bir pozisyonda da çıkardı. Hocamın yani, dediği gibi yani oyuncu profilleri Icardi'nin performansında Tabii. artı veya eksi yönde etki yapıyor. Kesin. Onu söylemek için söyledim. Galatasaray'ın sol kanadında Derik Kön var savunmada. Önünde Wilfred Zaha'yı bekliyoruz. Tabii daha farklı bir tercihte bulunabilir Okan Hoca. Beşiktaş'ın sağ kanadındaysa Svensson ve Raşitsa forma giyecek. Çok büyük bir sürpriz olmadığı müddetçe. <laughs> Galatasaray soldan Körne zaten hocam hücuma çıkma konusunda yetkin. Evet. Kaan belki biraz daha geride savunma güvenliğini sağlayacak oyuncu olacak. Svensson zafları olan bir oyuncu. Belki genel kadro kalitesinin biraz altında olabilir Beşiktaş seviyesi için. Evet. Ama Raşitsa gibi çok yardımcı olan bir kanat oyuncusu olacak önünde. Galatasaray'ın sol Beşiktaş'ın sağ kanadı size de böyle enteresan Eşleşmeler, eşleşmeleri evet. beraberinde getirir gibi geliyor mu? Yani Raşika'nın özellikle Galatasaray'daki performansını düşünürsek müthiş bir sezon geçirmişti. Evet. O oyunun en yararlı oyuncularından bir tanesiydi. Ama işte Beşiktaş'ta alınmayan neticeler, e, oluşmayan oyundan dolayı Raşika da bundan nasibini aldı açıkçası. Raşit Rafa Silva gibi bir takımın çehresini değiştirecek bir oyuncu değil. 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 Ama, ama, iyi bir takımda ama iyi bir takım sağlam oyuncusu. bir dişli oluyor. Hayır şöyle yani antre, biz antrenörler <laughs> ya gözün kapalı bu istediğimi verir mi dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Ki şu anda bence bayağı etkili de oynuyor. Evet. Hazırlık maçı e, göz önünde bulundurduğu zaman. E, bence Raşit San'ın Sven San'a yardımı konusunda bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum Beşiktaş. In. Aksine öbür tarafta Kaan'ın biraz daha dengeli durması lazım. Çünkü karşısındaki oyuncu eğer Kaan bizim mevcut dizilişte sabek oynarsa evet. muhtemelde. Tabii e, şöyle, bir, şöyle de bir gerçek var. Santrofor kökenli olduğu için e, neydi? Solda oynayan Beşiktaşlı bizim Semih Santrofor Sem kökenli olduğu için de, içeri girmeyi çok seviyor. Yani burada Kaan'ın biraz daha dengeli durması Galatasaray için olması gereken konulardan bir tanesi. Derik kön zaten hani derler ya bağlasan durmaz, devamlı hata destek veriyor. Ama sonuçlandırma konusunda ne kadar e, etkili oluyor orası tartışılabilir. Hı hı. E, bir de şu Semih için şöyle bir şey e, son zamanlarda izliyorum hazırla, hazırlık maçlarında katılır mısınız bilmem. Ya artık e, bir ispata gerek yok hocam. Yani Semih hala kendini ispat şeyine çabası içerisinde izliyorum. Bir şeyler yaratayım, daha farklı üreteyim. Ya yok Semih o bölümü geçti artık kendini ispat tabii. etti. Şimdi Semih'in daha çok nasıl e, ön plana çıkarım, performans sergilerim, fark yaratırım bölümünde olması lazım. Takıma nasıl yardım Tabi Tabii O bölümde yani artık ee, mesela Semih Mustafa Ekimoğlu gibi bir oyuncu değil. Artık piyasaya çıktı, büyük rakamlar konuşuluyor. E, takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Semih'in e, bu bölümü bir hızlı geçmesi lazım. Semih şimdi e, ben işte gol atmam lazım, asis yapmam lazım. Ya Bu bölümlerle ilgilenmesi lazım ki Beşiktaş'ın bence bu sene en önemli oyuncusu. Yani gitmeyerek de konuşulan şey istiyorlardı biliyorsun. Gitmeyerek de e, bu e, daha da gelişerek inşallah önümüzdeki yıllarda bir yere gitmesi lazım. E, hoca burada kullanıyor. İşte e, orada ben de oraya girecektim. Şimdi o, hocam. o konuya da hemen fikrimi söyleyeyim. Ya 55-60 maçlık periyotta sol önde devamlı Semih'i kullanmak acaba... Semih'in performansını arttırır mı? Ben orada biraz soru işaretlerim. Çünkü neden? Semi her ne kadar ben orada oynamak istiyorum da dese... ...biraz daha kaleye yakın oynaması lazım. Çünkü Semi orada e, hareketli olduğu zaman... ...ürettiği zaman daha çok ön plana çıkan bir oyuncu. E, ama muhtemelen bunu biz düşünüyorsak... ...hoca da muhtemelen düşünüyordur. Zaman geldiği zaman belki e, immobile ile beraber belki arkasında ki Kerem geçen gün burada programdaydık. Belki duruma göre yerinde. Belki yerinde dediğin gibi yani sonuçta tamam immobile <laughs> transfer diye yazıyoruz ama geçen burada programdaydık. Beşiktaş'ın ön tarafında hocam ilk 11 için bugün saydığımız kadro vardı ön taraf için konuşuyorum. Bir de bunların yerini oynayabilecek en az 6 tane oyuncu vardı. Ve bunların içerisinde Muçi yedek kalıyordu. Beşiktaş'ın getirdiği devre arası evet. büyük yatırım Hı -hı. yaptı. Bir de böyle bir gerçek var. Şimdi Muçi yok piyasada mesela değil Tabii mi? Tabii yer arıyoruz şimdi. Yani nerede oynatacağız? Evet. Çünkü muhtemelen ya kanatlara alternatif olacak görüntüde veya Rafa Silva'nın yedeği olacak görünüyor. Ama 11 oyuncusu olmayacak. Görünüyor e ya. görüntüde çünkü ona süre vermiyor ilk 11'de Kerem. Yani evet. e, şey olarak yani süreli oyuncu olmaya doğru gidiyor yavaş yavaş. Ama Beşiktaş'ın da bir yatırım yaptığı bir oyuncu. Ya. Şunu şunu anlatmak için dedim. Beşiktaş'ın ön tarafında 6 tane çok kaliteli, her an skoru değiştirebilecek oyuncusu var. Bir 6 tane daha her an oynayabilecek oyuncusu var. Ben size Emel Salih e, Sa, ha, neydi? Hamitoviç vardı. Hacı Ahmet Hacı var. Salih var. Salih Can var. Cankeleş, Cankeleş var. var. E, şeyi e, Muçi var. Muçi var. Bu e, Mustafa kim var? Muleka. Bu Muleka. tarafta da Muleka var. Adını bile anmadığımız Abubakar var. Bak. Abu, Bakar. Abu Bakar var. Yani Beşiktaş'ın ön tarafı hakikaten... Ya Bunlardan ayrı bir üçlü önüne yapabilirsiniz. Çok tabii. da güzel bir üçlü çıkarabilirsiniz. Ya hocam altı tane oyuncu daha var. İşte Beşiktaş'ın sıkıntısı arkanın organizasyonunda. Bence bir oyuncularla de, mı yapacak yoksa anlayışla mı? Bir de işte o anlayışı da iyi oturtmak lazım. Mesela şimdi Semih e, ile başlayıp sol önde oynadığın zaman aslında e, Santapor, tandanslı Tandanslı bir oyuncu evet. olmasına rağmen içeri kaçacak. Ama o içeri kaçtığında da e, Kaan'ın fizik kalitesi bana göre Semih'ten bir tık daha böyle e, önde hani ileri çıkışlarda, o ileri çıkışlarda, sürpriz çıkışlarda Semih'in masuakı'yı ikiye bir bıraktırtmaması lazım. Ama Kaan'ın ben dengeli oynayacağını düşünüyorum. Semih'in evet, olduğu için. Kontrollü. Kontrol, kontrol yani. Semih'le kontrollü oynayacak. Onu diye genelde o hoca böyle şey e, yüksek maçlarda, kalitesi yüksek maçlarda öyle İçeri tercih çekebilir. ediyor. Öbür tarafta derin köyünü çıkarmaya çalışıyor ki yarınki maç buna çok uygun bence. Hocam Ziyeş yerine Barış Alper başlasa Galatasaray adına daha pozitif olabilir mi? Bence daha pozitif olur ama e, oradaki Hoca'nın herhalde kafasına takılan soru şu. Ee, bir takımlardan gelen Barış Alper'in fizik kalitesinin ne olduğunu yani fizik yani ne pozisyonda olduğunu bilemiyoruz. Evet. Yani Zieheşle oynadı ağırlıklı. Zieheşle oynadı. De oynadığı zaman yani iyiydi sanki geçen seneden biraz yukarı doğru gider evet. bir e, e, orada Zaha'da bir Zaha'da da hepimiz Zaha'da da var. Yani Zaha'da da 7'de de geçen seneki performanslardan biraz daha yukarı çıkma isteği ve oyunda kendilerini hissettirme e, çabası var. O görüldü. Barış Alper bence Ziyeh'in önünde. Ama burada eğer Barış Alper'le Ziyeh'i o bölgede mukayese edeceksek de ikisinin performanslarını e, Okan Buruk karar verecek. Evet. Hoca e, yani elinde, elinde bu oyuncular var. Ama demin biz e, oyun kurgularına baktığımızda bu dört tane e, kanat oyuncusuyla Galatasaray'ın nasıl oynadığını söylediğimizde Apoçülerle ikizimiz de ikizimizde o görüşlerimizi söyledik ama ben Beşiktaş'ta Semih'in çok içeri girerken o bölgenin boş kaldığında o bölgeye büyük bir ihtimalle Fernandez iyi kapatır diye yani fizik kalitesi de düşünüyorum. Fernandez'in aynı zamanda o bölgeyi kapatırken de ileriye o Rafa Silva, Semih, Raşika, işte Immobile oraya en çok fazla desteği verecek kişinin de Fernandez olacağını düşünüyorum. Hocam sizce Semih'in ideal pozisyonu ne? Yani onu <laughs> E, nereye hazırlaması gerekiyor Beşiktaş'ın? Ya aslında e, kolay bir şey değil biliyor musun? Bazen e, mevkisini çok böyle bir seçemeyeceğiniz oyuncular vardır. Hı hı. Semih Santifor'a da koyarsınız ama yani acaba sağda da oynarsa ikili oynasa daha mı iyi olur gibi veya kırık Santifor gibi oynasa daha mı iyi olur gibi bunlar biraz da e, sevgili Kerem yani deneyerek de görmek lazım. Yani maçlarda Vereceğiniz şansları da ondan ne istediğinizi kendisine anlatarak hem bu tahtada hem aynı zamanda da sahada da bunun verimini görmek için de bir uygulamasını da yaptırmanız lazım. Yani bunları burada konuşmakla olmuyor. Hem onu anlatacaksın bireysel, öyle değil mi hocam? Yani tabii, tabii. anlatıyorsun. Bak böyle böyle oynayacağız. Bu bu bu. Sen pozisyon rolün bu. Bunları çok iyi anlatıp iyi ezberletmek lazım. Kaldı ki bu hocalar yapmıyor mu? Yapıyordur muhakkak ki ya. ama oyunun içerisinde o kadar değişkenler var ki topun üç hali var sevgili Kerem sen de ben de hiç kimse de tamam mı? Yani bunu doğru oynayabilmek önemli olan. Dolayısıyla da buradaki bu doğru oyunu oynayacak oyuncuları o rolleri çok iyi ezberletmek lazım. Tabii ki oynar. Tek Santifor'da oynar. Ee, bazen şöyle değerlendirmemek lazım. Mesela Tek Santifor oynadı. Oyunda yoktur. Ama bir bakarsın gol atar ha Semih attı oldu. Olmaması lazım. Yani onu golle beraber oyunu da değerlendirmek lazım. Bu çok önemli bence benim şahsi fikrim. Dolayısıyla da Semih oynamaz mı? Tabii tek Santifor'da oynar. Solda da oynar. İkili de oynar. Kırık da oynar ama bunun hangisinin en iyi olduğunu orada Van Prankors karar verecek. Sizce hocam Semih'i nasıl atmak <laughs> gerekir takıma? Valla Kerem yani ön alan dediğimiz o eğer tek santrofor, iki kenar forvet gibi düşünülürse o bütün alanlarda kullanılabilecek bir oyuncu. Yani <laughs> ve öğrenmesi de gerekiyor. Yani tek santrofor, iki kenarda nasıl oynanması ama dediği gibi hocanın Van Pronkos'un ne istediği önemli. O şu anda kenarda kullanıyor. Evet. Görünüş yarınki maç özelinde böyle kullanacaktır. Ne istediği veya Semih'in buna ne kadar cevap vereceği, yapabilirliği önemli. Ee, ama Semih'in gelişimi için, yani sonuçta 2005 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Büyük beklenti içerisinde Türk futbolu ve Beşiktaş camiası. O üç bölgenin de oynaya, ne oynanını öğrenmesi lazım. Bir yere bağlı kalmak çok şey değil gelişimi açısından. Yani sadece tek santrofor oynar burada öğrensin. Zaten hocam da biliyor küçük yaş gruplarında santrofor oynayıp çok fark yaratıyordu milli takımlarda. Bence şu Bak anda Hocam onun yaşı tam doğru değil mi ya? Doğru doğru. Çünkü bayağı 14-15'ten beri ...çok fark yaratıyordu Hep fizik gücüyle. O zaman konuşuluyordu falan yani. Evet evet. Bayağı şey. yere yani. sağlam basar. Çok sağlam yani. Şeyi de kemik, kas ve kemik sistemi de... Müthiş. Ya Diğer zaten onunla şu anda... <laughs> ...Türkiye Süper Ligi'nde kim söyleyebiliriz? Barış'ı söyleyebiliriz. Evet. Yani fark yaratabilecek, sağlam. <laughs> Fiziksel olarak... İki, 2005 doğumlu olduğunu düşünürsek Semih'in... ...daha evet. önde uzun yıllar var. Evet. İşte Kerem söylediğim gibi... ...yani o üç bölgenin... ...özelliklerini öğrenir ve onlara uygun futbol oynamaya devam eder ve geliştirirse ileride olası bir yurt dışı transferinde zorluk yabancılık çekmez. Biz aramızda konuşuyoruz Galatasaray Beşiktaş mücadelesi ile alakalı beklentilerimizi ama taraftarlar da düşünüyorlar bu maça dair. Peki taraftarlar ne hissediyor karşılaşma öncesinde? Aspor ekranlarında izleyelim. Taraftarların <laughs> mücadeleye dair beklentilerini ekranlara getirdik sevgili seyirciler. Karşılaşmayla alakalı sohbetimizi yine sürdüreceğimizi belirtelim. Bu bölümde bir 5 dakikamız daha var. İki takımın son durumu üstüne konuştuk. Muhtemel 11'leri değerlendirdik. Her iki yorumcumuz da Galatasaray'ı zannediyorum bir tık daha önde görüyorlar. Sözlerinden bunu anlıyorum. Evet. Bunu nasıl hocam ekranlarını özellikle yeni açanlar için nasıl gerekçelendirebilirsiniz? Ya Kerem şunu söyledik. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. İki senedir şampiyon olmuş bir takım. Bir oyun ezberi var. Bütün bunlar Galatasaray'ı yarınki maç için bir tık öne çıkarıyor. Avantajlı kılıyor. Çok da doğal. Aynı şey Galatasaray Beşiktaş için söyleseydi, aynı şartlar orada olsaydı onun için de söylerdik. E Beşiktaş tabii geçen bu yönetim kurulunun değil de geçen yönetim kurulunun taşıdığı sorunlarla uğraşıyor. Yabancı oyuncuların azaltılması konusunda Tarihin en kötü transfer döneminin ardından 100 aldığından. katılıyorum. Mevcut evet, ee, durum hiç iyi değil. Ya bir oyun oturturacak Beşiktaş hocası <laughs> hocası da yeni. Bir oyun hazırlık maçlarında deniyor ama hala ihtiyacı var bazı bölgelerde. Bütün bunları bu gerekçelerden dolayı Galatasaray'ı önde görüyoruz, şanslı <laughs> görüyoruz ha ama bu bir derbidir. İki takımın da ilk resmi maçı böyle de bakmak lazım. Hocaların da söylediği gibi hatta buna Fenerbahçe ile Trabzonspor'u da katarak dört takımın da hazır olmadığı, dört takım için çok hazır diyemeyiz. Evet. Böyle bir ortamda oynanacak bir Süper Kupa. iki takımın da çok kaliteli oyuncuları var. iyi de bir atmosfer olacağını tahmin ettiğimiz için. Yani gerekçeleri Galatasaray'ın kadrosunun birbirine uyumlu ve oturmuş olmasından dolayı ...daha önde görüyoruz açıkçası. Hocam? Ee, ben de Abdullah Hoca'nın dediklerine katılıyorum. Yani Galatasaray'ın e, şampiyon olmanın... ...ve de şampiyon olan kadronun... ...başındaki teknik adamla tekrar... E, ...yeni seneye başlaması büyük bir avantaj. E, Oyuncularının... ...performanslarının yavaş yavaş... ...yukarı çıkması önün e, istemesi... ...ve bununla ilgili yapılan... E, ...antrenmanlar, taktik, teknik... Bir ...bilgilerle donatılmış bir Galatasaray... ...daha önde olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın da... Yapılanma nokta olan e, ligde yarışabilecek bir kadroyu oluşturma çabası içerisinde olduğunu gördüğümüz için de e, biraz daha e, oyun açısından sanki e, Galatasaray'dan biraz daha geride diye düşünüyoruz. Ama bu futbol bu, ne olacağı belli olmaz. Yani e, Beşiktaş'ın tabii ki e, kupa hafızası olsun, büyük takımın büyük cami olmanın getirmiş olduğu bu hafıza güçlü hafızanın belki da, daha çok isteyen belki de çok isteyen Beşiktaş olabilir. Bilmiyoruz. Ya bazen hakikaten e, duygularla karakterle evet. de maçı e, götürebilirsiniz. Yani her dakika hep konuşuyoruz ama doğru oyun, doğru oyundaki performans, oyuncu performansları, e, oyundaki bazen elde olmayan sebeplerden dolayı gelişebilecek başka bir şey de olabilir. Oyunu etkileyebilir. Bunu e, öngörmek kolay bir şey değil ama teknik adamlar bu olasılığı da göz önünde bulundurmak zorunda. Bizim hep söyleyeceğimiz bir futbol adam olarak ya iki takımın da gentilmence, güzel, keyifli ...derbiye yakışan bir maç olması. Hocam sadece iki dakikamız var. O daha çok isteme konusunu <laughs> önemsiyor musunuz? Misal Galatasaray'da iki yıl şampiyon olan bir kadro var ama üçüncü sezonlar daha zor olabiliyor, bir doymuşluk hissi de olabiliyor. Beşiktaş'ın daha fazla bir açlığı olacağı sanki kesin bu kupayı için. E, bu durumu e, nasıl dengeler sizce? <laughs> Kerem, bu duygu çok önemli. Yani iki senedir Galatasaray şampiyon olmuş. Eğer biraz önce senin dediğin gibi biz olduk, doyduk mevzusuna girerse büyük sıkıntı yaşar. Hı hı. Ama sezon başı için bu istemek fiziksel anlamda doğru cevap verir mi? Sezon başı için konuşuyorum. Orada biraz şüphelerim var açıkçası. Hı hı. Çünkü hakikaten e, istesen de yapamayacak durumlar vardır. Çünkü hazır değilsindir ki evet. dün biraz bunu Trabzonspor maçında yaşadık. Özellikle Abdullah Hoca dedi ki bazı oyuncular o kadar çok istekli fazla deparattı ki acaba sakatlık olur mu diye düşündürdü. Bu sezon başı için çok geçerli bir duygu değil ama ligin genelinde olması gereken bir duygu. Ama ben Galatasaray'ın e, yani genel kulüp havasında hocam Galatasaray hep en iyisini istediği için ve sürekli istediği için Böyle bir yanılgıya, böyle bir duyguya kapılacaklarını zannetmiyor. Bir de bak, senin... hocam, süremiz de aslında bitti gibi. Dönüşte bu ben... konuyla alakalı son tamam. sözünüzü alayım çünkü o önemli bir duygusal konu. Evet. Devamında Fenerbahçe ile programımızı sürdürüyoruz. <laughs> Şimdi kısa bir ara, az sonra tekrar birlikteyiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile sürdüreceğiz programımızı. Sarı vertilerde orta sahaya özellikle 6 numara profilinde bir oyuncunun takviye edileceğini uzun süredir söylüyoruz. Fred'in sakatlığı sonrasında bu arayış biraz daha güçlendi ve belki daha hızlı bir şekilde de Fenerbahçe oraya takviyesini yapabilir. Listede ilk sırada Guido Rodriguez var. Sofyan Amrabat da beklenen diğer isimlerden bir tanesi. Haberimizi izleyelim. Fenerbahçe ile alakalı konuşacağız. Tu numaraya sağlam sert bir profil alacak gibi görünüyor. E, çıkan isimlere Guirdo, Rodriguez ve Sofya Amrabat gibi oyunculara baktığımızda evet kalite seviyesi yukarıda. Ben aralarından Guido Rodriguez'i tercih ederim. Bence çok daha iyi oyuncu Amrabat'a göre ama bilmiyorum hocam sizin düşünceniz, yorumunuz ne? Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan sıradaki transfer böyle net kesici bir altı numara profili nedir? Ya Öyle bir hale büründük ki şimdi Fenerbahçe'nin orta sahası sadece biz Fred'in yanına adam diye konuşurken bir anda Fred'in de olmadığı dönemde ne olacak? Veyahut da bu 50-55 maçlık bir maratonda Fred veyahut da alınacak oyuncu veyahut da o orta saha bu 50-55 maçlık bir maratona nasıl cevap verecekler? Kolay bir şey değil. Çünkü sakatlığı var, cezası var neticede. Eğer Fred Manchester United'da hiç sakatlanmayan Fred şurada iki senede üç kere sakatlık oldu. Ya yani bir tane daha sakatlık olursa belki de yeniden kartlar atılacak yani. Öyle, çok kritik oyuncu. Çok Fred. kritik oyuncu. Evet. Yani, yani kilit oyuncu. Evet. Ki yani Fred Fenerbahçe'nin kilit oyuncusu ve kilit oyuncu şeklinde bir tane bir oyuncu bulman gerekiyor. Yani en azından onunla mukayese, onunla bir rekabet ortamına girsin ki çünkü sakatlıkları tekrar yaşayacağını varsayarsak. Hı hı. ama bunun dışında Fredin oynadığını ve Fredin geçen seneki performansının da olduğunu düşündüğümüzde de... zaten bir oraya 6 numara 8 numara gibi gel yani ben açıkçası 6 e, numara oynayacak ama tam altı numara kesiciliğinde değil yani oyunun diğer şeylerini de yapacak bir e, özellikle oyuncu olmasını bekliyorum o zaman Rodriguez'i bir... alacaksın işte yani <laughs> Rodriguez'i alacaksın işte ben şeyi de beğeniyordum. E, Röberk'i beğeniyordum. McDonough'u beğeniyordum. Onları zaten çok da konuşmuştuk burada Kerem'le falan. Evet. Eğer olmayacaksa Rodriguez tamam olabilir. Ya yani Bu seviyelerde birisinin olması lazım. Çünkü e, Mourinho eğer bu 50-55 maçlık bir maratonda bu orta sahayı gerçekten e, istenilen şekilde yüksek motivasyonlu bir dizayn etmezse e, sıkıntı olur. yani e, Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin orta sahasına acil ihtiyaç var. Ee, El Nezri geldi. Bekleniyor. Nasıl oynayacak formada işte bazı antrenman eksiklikleri var. Ee, onu hazırlıyorlar. Ee, Jose Mourinho'nun da maçlardan önce ve sonra onun hakkında yapmış olduğu görüşler bu şekildeydi. Ee, Fenerbahçe'nin oynamış olduğu 3 tane maç var. Yani benim seyrettiğim en az da ciddi olarak bakıldığında Hull City maçıyla başlayan canlı seyrettiğim. Arkasından 2 tane Lugano maçı içeride dışarıda. Ee, öncelikle ülke puanlarına katkı yaptığı için de Fenerbahçe'nin tabii galibette e, bu turları geçmesi diğer takımlar gibi önemliydi. Ee, yeni hocayla yeni e, marka hocayla geçen seneki kadro yani bakıldığında e, oynanan iki tane maçta da hiç yeni oyuncu yok ve tamamen geçen seneki kadro. Fakat hocanın bir tek yaptığı şey var. Tadici sağda oynatıp e, Ferdi'yi önde oynatmak, Osterwold ile devam etmek. Şimdi. Ee, hoca geldiği zaman da genelde e, geçen seneden e, bazen hocalar takılır mesela e, hepimiz de bunları yaşadık. E, hiç olmayacak isimlerle e, hazırlık maçlarına çıkarsınız oynarsınız. Kim bunlar mesela? Bartu'yla Reykent oynadı. Evet. Ya, dedik ki hatta ilk e, Lugano maçına çıkarken orta sahasında e, Bartu'yla oynayacaktı. Hep muhtemel kadrolar öyleydi ki biz de öyle bakıyorduk. Evet. Ama çıktığında da bir bakıldı ki e, kurun işte başladı. Şimdi kurun işte olan orta saha olmuyor bu bir gerçek. Geçen seneki kurun iç performans yani bazen hani e, bazı e, yerlere topraklarda olmaz. Bazı meyveler, bazı sebzeler her toprakta tutmuyor maalesef. E, kurun işte böyle kötü bir oyuncu mu değil. Milan'da çok iyi bir performans gösterdi. E, İsmail Kartal'la beraber e, Fenerbahçe'ye gelişi sağlandı. Ama e, o iklim uymuyor yani Fenerbahçe'nin iklimi Kuruluş'a uymadı, olmadı. Ve işin enteresanı tepki çekmeye başladı sevgili Kerem. Yani e, seyircinin, taraftarın tepkisini çekmeye başladı. Kaldı ki Jose Mourinho gibi bir e, marka, bir teknik adamında bu oyuncuyla devam etmeye başlaması ve ısrar etmesine rağmen Kuruluş bir türlü e, Fenerbahçe'nin yarasına merhem olamadı, ortası saha yarasına merhem olamadı. Bu bir gerçek bunu gördük. Bundan sonraki oynanacak olan Lille maçı da devam eder mi etmez mi ki bana göre etmeyeceğini düşünüyorum. Oraya daha farklı bir oyuncu Mert Hakan Yandaş, Martu veyahut da nasılsa onu bilemiyorum per son performans durumlarına göre. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosu yeni hocasıyla beraber hala devam ediyor. Burada yavaş yavaş muhakkak ki gelen oyuncular olacaktır. işte Maksimine olacaktır, Oğuz Aydın olacaktır, El Nezri'si olacaktır. Bir de orta saha, çok şiddetle beklenen bir orta saha transferi var. Bunun için de çalışmalar yapılıyor. Buraya da yüksek, yüksek kalitede, yüksek meblalarda hocanın istediklerine cevap verecek en nezri kalitesinde olabilecek bir oyuncu bekleniyor. Ama Fenerbahçe'nin şöyle bir toptan bir bakmamız icap ederse Fenerbahçe'nin özellikle e, defansın merkezinde de sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Yani iki maçtan yenilen goller olsun, e, pozisyon almaktaki sıkıntılar geçen e, burada biz e, konuşurken e, hakikaten şehir sevgili Şenol Ömerli çıktık pozisyonları da değerlendirdik. Yani yenilen gollerdeki pozisyon duruş. Yani defansta bir dağınıklık var hocam. Bir, hocam orta sağdan da kaynaklanıyor. Orta sağdan da kaynaklanıyor da yani mesela atılan goldeki uzun toptaki Çağla, e, Çağlar'ın yerini kaybetmesi. Çağlar orada duruyor. Ciku orada duruyor. Aralarında bir 30 metre mesafe var. Yani bir derli toplu bir defans. Bir kurgusu, bir örgüsünü göremiyorsun bir türlü. Beka'yı da düşünmüyor acaba? Beka'yı da neden da e, hiç ısrar etmedi? Ki o bölgede Samet var, Beka var, Ciku var, Çağlar var. Kaldı hmm. ki Osterwolde de sol stoperde oynayacak özellikleri de sahip ki e, genelde de hepimizin kafasında öyle bir Osterwolde yer etti. herkesi de, de e, öyle bir e, performansla göz önüne çıktı. Şimdi orada işte Jose Mourinho'nun artık bir şey bulması lazım. Bir oyun bulacak ama bu oyunu bulmak da kolay değil bana göre. Çünkü bunların hepsi bir Eylül'ü Ekim'i bulacak gibi diye düşünüyorum. Çünkü transferler, işte bir fırsat transferi tekrar bekleniyor. Yani ya yüksek meblağda orta saha bir tane bir oyuncu alacaksınız veyahut da daha düşük meblağlı ama bizim de çok bilmediğimiz belki Jose Mourinho'nun geldiğinde ya vay evet hakikaten de varmış denilecek bir oyuncu olacak. Yani yaraya merhem olacak bir oyuncu olacak. O da e, işte gelen oyuncu hepimizi ikna eden bir oyuncu olacak. O da nasıl olacak? Tabii onu da tamamen Jose Mourinho'nun o bilgisi, e, de, e, onun düşüncesi dahilinde olacak. Yani Fenerbahçe'nin geneline bakıldığında, Fenerbahçe'nin e, geçen seneyle şu anda devam eden kadrosu, pek fazla bir değişiklik yok. Sadece hocanın yapmış olduğu oyun içerisindeki oyuncu bazlı ufak tefek değişiklikler var. Bakalım Lille maçına nasıl bir muhtemel kadro çıkacak? Hocam hep önde oynayan, topa rakip alanda sahip olan, sakin pas yapan, boşluk kovalayan bir Fenerbahçe izledik geçen sezon. Evet, kadro aşağı yukarı aynı. Ama bambaşka bir oyun, oyun mantalitesine evet. sahip teknik direktörle anlaşınca oyun da değişiyor. Sanki bu sezon Fenerbahçe'yi dönem dönem sağ içinde beklerken göreceğiz. Guido Rodriguez ve Sofyan Amrabat gibi isimleri de düşününce 1-6-2-8'li formasyonda topu rakibe de bırakan bir Fenerbahçe izleyecekmişiz gibi bazı emareler ben görüyorum bilmiyorum katılıyor musunuz? Eğer böyle olursa bu durum Fenerbahçe'ye uzun vadede lig yarışında zarar verir mi? Kerem bu neden oluyor sence? Bence şundan. Mourinho'nun maçı kazanma topu değil de maçı kazanma isteğinden veya evet. oyunu kazanma isteğinden değil. Ki son iki birlik maçta da bunun net bir örneğini gördük değil mi? <laughs> bir sıfır geriye düşen Fenerbahçe tepki veremeyen bir Fenerbahçe topu rakibe bırakan ki Lugano ile oynuyorsun ilk maçı 4-3 kazanmışsın e bütün bunları düşündüğümüz zaman biz Nedim Hoca ile burada programdaydık. Hatta şunu kullandık. Dedik ki belki taraftarlar Fenerbahçe'nin bu oyunundan çok keyif almaz ama sonuç istiyorlarsa sonuçta Mourinho sonuç yani winner bir antrenör olduğu için bu yol üzerinden gidecek dedik ve şu ana kadar da hakikaten bizi yanıltmadı. Hı hı. Ee, böyle bir oyun oynanıyor. Bunu niye oynuyor? Bence ilk ve önce çok önem verdiği takım savunmasına çok önem veriyor ama Orada da bazı sıkıntılar var. Orada da oyuncu profillerinden kaynaklanan sıkıntılar var. Beş, e, son oynanan maçta bir ön alan baskısına gittiler. Kur'un için defansın önünden ayrılmama gibi bir isteği olduğundan dolayı aralardaki boşlukları dolduramadıkları için... O hocanın isteği büyük ihtimalle bu. Efendim? Hocanın isteği. Hocanın isteği ama sezon başı takım fiziksel olarak hazır değil. Hoca ne kadar istese de sahada böyle bir görüntü çıkmıyor. Yani ön alan baskısı istiyorsunuz, kapalım. Dengesiz savunmayı yakalayalım ki Lugan'a dengesiz böyle yakalandığı zaman pozisyon verebilen bir takım. Ama hiç planlandığı gibi olmuyor Çok Kerem. Hep, yani hep senin ya. sorduğun sorudan farklı bir yere gidiyor konu ama dediğine katılıyorum. Ee, 55-60 maçlık periyotta ee, hangi kulvar olursa olsun Fenerbahçe'yi böyle oyunlarını görecek miyiz? Yüzde yüz göreceğiz. Şimdi gelelim orta saha organizasyonuna. Ee, Aslında mi? hocanın çok fazla son dönem hariç 6 e, numara isterim gibi bir şeyi yoktu. Son anda çıktı. Evet. Eksikliği gördü. Kurun içle e, ki orayı şöyle bir demeci var. Sezon başı başladığında onunla başlayan ilk grup için şöyle bir şey söyledi. Özellikle Bartu için. içerden iki tane transferimiz olabilir dedi takım içerisinden. Cem Hoca'nın da söylediği gibi ilk e, Lugano maçına deplasmanda çıkarken Kurunic'le çıktı. Ama Kurunic oyuncu profili olarak e, oyun kurucu bir oyuncu. Yani çok böyle hamleli, pas arası yapan, top kazanan bir oyuncu değil. Evet çok mesafeyi daraltan değil. Genellikle iki stoperin arasına giren oyun kuran bir oyuncu <laughs> ki öyle bir oyuncu istemediğini de Rodriguez'de Sofyan Abramat profilinde de görüyoruz. Hani bu iki oyuncu daha çok savunmanın önünü kaplayan, oradaki açığı gediği, e, e, fiziksel temas oyunuyla kapatan oyuncular özellikle ki Rodriguez ileri çıkıp gol bulabilen de bir oyuncu ki Mourinho'nun istediği oyuna uygun bir oyuncu. O yüzden anladığım kadarıyla orada İsmail'le beraber bir forma yarışına girebilecek bir altı numaralı oyuncu istiyor. Ama bir şanssızlık oldu. Fenerbahçe takımında her oyuncunun aşağı yukarı bir muadili var. Ama muadili olmayan tek oyuncu var Fred. Maalesef o sakatlandı. Şimdi orta saha kurgusu farklı oyuncu profilleriyle bence değişecek. Hı hı. E, ama oynanan oyunda Kerem e, geçen senenin başını düşündüğüm zaman senin de söylediğin gibi oyunlar çok farklı. Geçen sezonu erken açan, çok şiddetli ön alan baskısı yapan, bundan da kar eden, skorları alan bir Fenerbahçe gitti. Mourinho'nun antrenörlük felsefesine, topun arkasına geçen iyi savunma yapan, bulduğu toplarla etkili atak yani geçiş oyununda etkili olan bir Fenerbahçe'ye dönüşmeye başladı Fenerbahçe. Ee, bu, bu şu ana kadar iki tane Lugano maçında neticeyi getirdi mi? Getirdi. Ama oyunu getirdi mi? Şu an için oyunu çok getirdiğini de söyleyemeyiz açıkçası. Oyunla alakalı bir değişiklik olur mu hocanın? felsefesini gözden geçirmesi söz konusu olur mu? Bunu da sezon içinde göreceğiz ama Mourinho'yu tanıyorsak Mourinho planından pek geri adım atacak bir teknik direktör değil. Geçmiş tecrübeler onu izleyenlere belki bunu hissettiriyordu olabilir. Fenerbahçe'nin en önemli kozları arasında Edin Džeko, Dušan Tadić ve Sebastian Szymanski tabii ki yer alıyor. Oyuncular her iki Lugano maçında da skor katkısı yapmayı başardılar. Geçtiğimiz sezon da zaten bu şekilde girmişlerdi. E üç yıldız geçen sezondan bu yana atılan 155 golün tam 96'sında pay sahibi oldu. Çeçin hakikaten çok önemli oyuncular, kritik isimler. Değişen sistem ve oyun anlayışında, oyuncuların pozisyonlarında da bazı <laughs> değişiklikler görüyoruz hocam. Ceko zaten yerinde sabit ama Tadic Sağa geçti. Şimanski biraz daha merkeze yakın konumlanıyor. E, bu sezonda bu oyunculardan yine üst düzey bir beklenti içerisinde olmalı mıyız? Şu ana kadar olmalıyız gibi e, görünüyor performansları. Bir kere e, bu iki oyuncu özellikle Tadiç ve Ceko'ya baktığınızda iki oyuncunun da e, performansları bu kadar iyi olmasına rağmen de yaşları da çok fazla. Çok evet. ilginç. Mesela genelde yaşları fazla olan oyuncuların performansları genelde düşük olur değil mi hocam? Evet. Hep öyledir. Ama bu oyuncuların genelde hep çok iyi. Evet. İşte Galatasaray'da da öyle keza işte Mertensin, Mertensin. öyle keza. Bakıldığında e, bu aslında bilmiyorum yani Türk futbolunun dokusunda mıdır? Kurgusunda mıdır? Oyununda mıdır? Liginde midir? Neresindedir? Bu bir ta, hakikaten bir test konusu olabilecek bir şey bence. Şimdi Fenerbahçe'nin ee, bu katkı yapan oyunculara bakıldığında ikisi sol ayaklı biri sağda oynuyor, biri ortada oynuyor, biri solda oynuyor. Tekrar Şimanski göbekte oynuyor. Mesela Şimanski'nin geçen seneki son dönemlerde performansı düşmüştü. Yani gol yerindeki performans. Genelde e, oyun içerisindeki mesafe kat etmede, topun oyunda kalmasındakinde bir sıkıntı yok Şimanski'de. Koşusunda, veriminde bir şey yok. Ama gol bölgesinde sıkıntı var. Bu niye olur sevgili Kerem? Sen oyunun Bittikçe değişmeye başlarsa, o bölgeyi açarsan, şimanskiye çok mesafe kat ettirtirsen, enine ve boyuna çok koşturursan, Shymaskiy'in bitirici yerlerde vuruşunda sıkıntı olabilir. Bence bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Cekon'un da sezon başındaki performansının sezon sonundaki aynı şekilde yineleyememesinin sebebi de e, 37-38 yaşındaki bir insanın da sezon sonunda bazı değişikliklere ihtiyacı var ki orada ne oldu Başçay devreye girdi. Bence daha erken de girebilir Girebilirdi. Yani? Orada aslında e, ben geçen seneki o kurgunun Başçay, Shimanski, Tadiçin, İrfanca'nın yapmış olduğu oradaki katkılar hiçbir zaman kötü bir performans değil. Ki. 99 gol abi az buz bir şey mi? İşte 180 tane gol Kaç 155 tane golün evet. 96'da katkı yapmışın. Ya yani bu rakamlar küçümsenmeyecek ve hepsine saygı duyulacak rakamlar. Dolayısıyla da e, muhakkak ki bu veriler, istatistikler, bu analizler e, Jose Mourinho'nun ekibi tarafından önüne konulmuştur. Ki kaldı ki zaten bildiği oyuncular Jose Mourinho'nun da ikisi, iki oyuncu, üç oyuncuydu hatta hepsi e, Avrupa kupalarında oynamış oyuncular. Dolayısıyla buraya bir, bir model bulacak Jose Mourinho. Şimdi senin demin Abdullah Hoca'ya sorduğun soruyu ben devam edeyim tekrar. Çok Şimdi olayım. oyun çok geniş oynanıyor Fenerbahçe'de şu anda. Şimdi ben geç, geçiştiğimiz maçtaki önümdeki bütün analizler işte yazmışım, çizmişim, notlarımı almışım. Bakıldığında oyuna kuru çıktıktan, kurun çıktıktan sonra 46'da Mert Hakan girince daha önce de sakatlanıp yerine giren İsmail Dolunca bunda, bu ikiliyle beraber oyun biraz daha Fenerbahçe'ye dönmeye başladı. Orta saha daha canlı, daha bilinçli, mesafe saldı. Şimdi oyundaki en önemli mesafeyi geçişe ayıracak defansla ofansın arasındaki bloğu işte bu üçlü yapacak. Şimanski, İsmail, Mert Hakan. Bu üçlü bu arayı iyi ayarlaması lazım. Kaldı ki defans bloğunun da mümkün olduğu kadar en az dar bölgede oynan 35-40 metrede oynamak lazım. Bu 35-40 metreyi sen kendi sahanda da böyle oynayacaksın. Sen rakip alanda da böyle oynayacaksın. Dolayısıyla bunu bu oyunu iyi oturtmak lazım buradaki performanslar, bireysel performanslarda nasıl istiyorsan ona göre de bir oyun modeli geliştirirsin. Ama şimdi şunu unutmamak lazım ki geçen sene Fenerbahçe'nin başarılı olduğu özellikle oyun kurgularının nereden geliştiğine baktığımızda Fenerbahçe'nin Ferdi, Tadiç, Fred. Gel öbür tarafa Osayi, İrfancan, Şimanski. Bu üçlüler sağlı ve sollu üçgenlerle beraber rakip alana çok iyi gidiyorlardı. Ve bunu da iyi yaptılar. Ama bir sıkıntı vardı. Gol yiyordu Fenerbahçe. Bence geçen seneki gol yeme sıkıntısı hala devam ediyor. Oradaki o sorunu, sorunu gerek takımın, takımın defansı yani takımın kendi bireysel defans organizasyonu bir de takım defansını yani oyuncuların beraberce oynama takım defansını çok iyi bir şekilde gözden geçirmek lazım. Ben hep şuna bağlıyorum. Yani Fenerbahçe takımının enine ve boyuna ...çok istikrarlı, çok bilinçli bir şekilde oynaması lazım. Mesafeleri açmaması lazım. E, orada eğer top ileride oynayınca defans organizasyonu, şefi kimse çıkacak. Öyle değil mi hocam? Tabii. Arkada kaldığı zaman, mesafe açıldığı zaman... ...senin önde basmanın bir avantajı kalmıyor sevgili Kerem. Evet. Çünkü sen oradaki santifordan bir uzak oynadığın zaman... ...adam oraya aktardığı zaman... ...hadi ileride yapmış olduğun baskıdaki adamlar tekrar geri koşacak. Şimdi sen Fenerbahçe'yi böyle iki tane, üç tane böyle koşturduğun zaman o istediğin oyun gücünü elinde tutamazsın. Fenerbahçe üstüne konuşuyoruz. Bu arada iki dakikamız var. Sonrasında çok kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte Trabzonspor'la devam edeceğiz. Ceko'nun performansının pozitif taraflarından bahsettik ama Enesiri ile de hocam bir forma rekabetine girecekler. Ceko'nun bu sezon başlangıcını göz önünde bulundurarak o geçişin nasıl sağlanması gerektiğini, nasıl planlanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Kerem şu an Enesiri'nin de hazır olmadığını düşünürsek Ceko'nun da üstün performansını düşünürsek devam edecek. Hı, hı İlerleyen dönemde ne görebiliriz? Ceko oturur El Nesri mi gelir? Bilemem ama ikisini beraber görebilir miyiz? Olasılık da aynı. O zaman bir formasyon değişikliği olabilir mi? Olabilir. Yüzde olabilir. Ama Ceko'nun şu anda bu formuyla kenarda oturtturma, oturtturmayı çok e, kolay, şey, değil. kolay değil ve haksızlık olur. Evet. Bir de o, hocama şöyle bir destek vereyim. Ee, aslında sağ içerisinde uyumsuz olarak görünen bazı şeyler var. Bir tanesi bunlardan bir tanesi. Lugano oynuyorsunuz. 4-3 ilk maçı kazanmışsınız. ikinci maça çıkıyorsunuz. Ostarvold arkada Ferdi önde. Şimdi biz Ferdi'yi tamam bir orta saha oyuncusu olarak tanıdık ama performans olarak adamı sol bek tanıdık. Böyle bir iç saha maçında eee Oyun düşünülürse Ferdi arkada önde bir tane daha ofansif oyuncu tercih edilebilir. Hı hı. Bu oyunun hücum katkısını da üst seviyeye çıkar ama o zaman Mourinho iki sol bekle iki, oynadı. Hocam iki sol bekle oynadığı gibi yani korkum bu sene bir alternatif yaratma açısından Ferdi sol önde kullanacak diye korkularım olmaya başladı. Kesin. Ama oraya oyuncu aldı Maxim gibi, Oğuz Aydın gibi. Yani o kadar elinde alternatif kullanacak şey var ki eğer defansın kurgusundan hocam bahsetti. Eğer gerekirse o Starvalde'yi kullanın yani. Evet. Yani Ferdi yerinden oynatmaması Fenerbahçe'nin performansı için daha uygun. Sadece 3 dakikalık bir ara az sonra Trabzonspor Rujan Berok mücadelesinin özet görüntülerini izleyebileceksiniz. Abdullah Hoca'nın açıklamalarını da ekrana getirdik. Rujan Berok karşısında Bordo Maviller iki maçı da kazandı. İki maçla ilgili genel bir değerlendirmede mi bulunmak lazım hocam? Ee, aslında skoru bağımsız konuşmak lazım Bir de oyunu konuşmak lazım evet. Yani Trabzonspor da diğer 3 takım gibi Çok hazır değil ee, Hazır olması olmamasının Bazı sebepleri var <laughs> İstedikleri oyuncu transferlerini Tam anlamıyla tamamlayamadılar ee, Geçen seneden 2-3 e, tane farklı oyuncu oynuyor Onların performansı tam net değil ya böyle bir şu anda Trabzonspor oyun olarak çok istenilen düzeyde değil. Sezon başı olarak fiziksel anlamda sorun yaşıyorlar. Ama düşünülen oyuncular alırsa o zaman Trabzonspor'u farklı değerlendirmek lazım. İşte bir sonraki maç ki bence çok zor bir maç. Rapid'in performansını da düşünürsek oraya Savic gelecek. Savic'in yanına bir oyuncu düşünüyorlar stoper olarak. 8 numaraya bir oyuncu düşünüyorlar. Son olarak da en azından hemen bir Santrafor düşünüyorlar. İşte kamuoyunda herkesin bildiği gibi Onachi ve Vagos isimleri geçiyor. Ki dün oynanan maçın özellikle ilk 20 dakikasında böyle bir oyuna, oyuncuya ihtiyaç olduğu çok net gözüktü. Evet. Şimdi tabii Kerem, e, e, Trabzonspor transfer anlayışında farklı bir yol izliyor bunu şampiyon olduğu senede yaptılar ve tuttu ve başarılı oldular. Bu senede o rakama yakın bir oyuncu transfer edecekler. Yani transfer dönemi bittiği zaman 13-14 tane Trabzonspor'un transfer aldığını göreceğiz. Hı hı. Ve bunun üzerine bir oyun kurgusu inşa etmek lazım. Şu anki oyun geçen seneden farklı veya değişen bir oyun mu? Çok değil. Tabii bir de burada e, alınan oyuncuları konuşmak lazım. İşte Pedro'yu konuşmak lazım. Dün oynadı. E, Lustram'ı konuşmak lazım. Bir de Dragus'u konuşmak lazım. Skoru getiren, galibiyeti getiren golü attı. E, şimdi Dragus dünkü oyunu Santraforu mu? Değil. Çünkü rakip beşli oynuyor. Merkezde üç oyuncuyla oynuyor. Kenarda iki oyuncuyla kapatıyor. Trabzonspor 20 dakika özelinde orayı iyi kullandı. İşte Viesca bayağı top getirdi. Öbür taraftan Trezege hem pozisyona girdi hem top getirdi. Ama orada skoru alamadı. Hocam bir buçuk dakikamız var bu arada. Skoru alamadılar. Yani şöyle bak Trabzonspor transferler yapıldığı zaman Trabzonspor'u daha doğru analiz etmek Trabzonspor için daha doğru bir analiz yapmak anlamına geliyor. Hocam sizce en çok odaklanılması gereken noktalar ne? Sezon başında Trabzonspor için ne gördünüz? Trabzonspor'un en çok odaklanması gereken yer iki maçta Uğurcan'ın yıldız olması. Bu i̇ki iyi maçta. Da değil. İki maçta da evet. Uğurcan yıldızsa bence herkes bir şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Tabii ki 9 tane transfer. Tabii ki ee, geçen senenin getirmiş olduğu bir başarısızlık var ve yarışmaya çalışan bir Trabzonspor var ve bunun içinde yapılmış olan bir transferler var. Bu transferlerle beraber deneyimli Abdullah Hoca arkadaşımız iyi bir oyun, iyi bir yarışacak bir model bulması gerekiyor. Ama benim için aklımda kalan en önemli şey Uğurcan'ın iki maçta da geçmiş olduğu bu turda yıldız olması. Daha az iş düşmesi evet, Uğurcan'a. Trabzonspor'un Daha Aynen. iyi yani Uğurcan'ı iki maçta da Trabzonspor'un e, turu geçtiği bir Trabzonspor Uğurcan'ın yıldız olmaması lazım bana Çok göre. Çok pozisyon verdi Trabzon. Evet. İlk maçta da, dünkü maçta da 2-3 tane net pozisyon verdi. Abdullah Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili ya, seyirciler, sağ. spor gündemine noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın herkese. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.